Bireyler arası İletişim dersi birinci ünite özeti. Bireyler arası iletişim yaklaşımı. Giriş. İnsanların farkında olarak ya da olmayarak birbirlerine ilettikleri duygu, düşünce ve ifadeler de bireyler arası iletişim süreci içinde yer alır. Bireyler arası iletişim sürecinde insan, iletişiminin temelini oluşturur. İki kişi birbirinin varlığını fark ettiği anda iletişim süreci başlar. İletişim kavramı, İletişim, bir süreci belirtmekle beraber, çoğunlukla iletme, ilişki, güç ve denetim gibi birçok yerde kullanılmaktadır. İletişim kavramı latince de, bilgiyi ileten, ya da, aktaran, anlamına gelen, communicato, kelimesinden türemiştir. Yakın bir zamana kadar da dilimizde Fransızca söylenişiyle, communication, communication, halinde kullanılırdı. İletişimin ABC'si adlı kitabında ünsal oskay iletişimi şu şekilde tanımlıyor insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur, diyerek ve, birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgularla ilgili değişimleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce ve duygu bildirişimlerine iletişim diyoruz. Değinildiği gibi, iletişim kavramının tanımı üzerine henüz bir anlaşma sağlanamamasına rağmen, yazılı kaynaklarda söz edilen tanımlamaların bazıları şu şekilde sıralanabilir, iletişim, bilgi alışverişi anlamına gelir. Düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşudur. Veriden alıcıya aktarılan bilgi ya da haber sürecidir. Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma sürecidir. İletiler aracılığıyla sosyal etkileşim biçimidir. Belli bir konumdan, yapıdan bir diğerine geçiş sürecidir. Kişiler ve ülkelerin arasında haberlerin, verilerin, fikirlerin, mesajların paylaşım sürecidir. Bir kişinin tekelinde olanın başkalarıyla paylaştırılması, başkalarına da aktarılması sürecidir. Karşılıklı ilişkilerin aracıdır. Bireyler arası iletişim, kişilerin farkında olarak ya da olmayarak birbirlerine ilettikleri duygu, düşünce ve ifadelerdir. Bireyler arası iletişim insan iletişiminin temelini oluşturur. İki kişi birbirinin varlığını fark ettiği anda iletişim süreci başlar. Bu iletişim süreci sözlü ya da sözsüz olabilir. Bireyler arası iletişimde gönderici tarafından iletilen herhangi bir mesaj alıcı tarafından belli bir biçimde algılanır. Bu algı sonucunda da geri bildirim olarak göndericiye karşı bir tepki oluşur. İletişim sürecini oluşturan temel unsurlar şu şekilde sıralanabilir. Gönderici, kaynak iletişimi başlatan kişi göndericidir ve iletişim sürecinin başlangıcıdır. İleti, mesaj, göndericinin alıcıya aktardığı sözlü ya da sözsüz tüm bilgilerdir. İleti İletişim sürecinde gönderici ile alıcı arasındaki köprüyü oluşturur ve iletişimin başarısını doğrudan etkiler. Başarılı bir iletinin taşıması gereken bazı özellikler şu şekilde sıralanabilir. İleti açık ve anlaşılır olmalıdır. İleti doğru zamanda ve ortamda iletilmelidir. İleti için uygun kanal seçilmelidir. İletinin anlaşılırlığını ve iletimini aksatacak gürültü olmamalıdır. Kanal, araç, gönderici alıcıya iletisini gönderebilmek için iletişim araçlarını kullanmak zorundadır. Bu araçlar ses, beden, yazı, resim, fotoğraf, telefon, televizyon gibi sözlü ya da sözsüz araçlardır. Alıcı, hedef gönderici tarafından iletinin gönderildiği kişi ya da kişiler alıcıdır. Alıcı telefonda konuşulan kişi, bir konser topluluğu ya da kitap okuyan bir kişi olabilir. Tüm bunların yanında, iletişimin başarısını etkileyen üç temel ögeden daha söz edilebilir. Geri bildirim, dönüt, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla alıcıdan göndericiye gönderilen ileti biçimleridir. Geri bildirimler, gönderici ile alıcı arasındaki iletişim sürecinde aşağıda sıralanan bazı durumlar hakkında bilgi verir. Gönderici ve alıcı arasındaki iletişimin başarısı, alıcı tarafından iletinin algılanıp algılanmadığı. Alıcı tarafından iletinin anlaşılıp anlaşılmadığı, alıcının iletiye karşı tepkisi, ortam, bağlam iletişimin oluştuğu çevre, ortam ya da bağlam olarak tanımlanır. Bu sebeplere bağlı olarak iletişim ortamı şu özelliklere göre değerlendirilebilir: İletişimdeki kişilere bağlı sosyal özellikler, iletişim ortamının sosyal özellikleri, iletişim ortamının fiziksel özellikleri, gürültü, iletişim sürecini olumsuz etkileyen bütün unsurlar gürültü olarak ifade edilir. Kişiler arasındaki küslükler, siyasi ayrılıklar, önyargı, telsiz anonsuna karışan diğer sesler, inanç farklılığı ve yoğun trafik gibi unsurlar gürültü kavramına örnek olarak gösterilebilir. İletişim sürecinde gönderici ile alıcı arasında iletişimin gerçekleşmesinde göstergelerden ve kodlardan yararlanılır. Göstergeler, anlamlandırma yapılarıdır ve kendi dışında bir şeyi gösteren, onun yerini alabilen ya da sembolü olabilen görüntü, sözcük ve eylem gibi olgulardır. Kodlar ise, içinde göstergelerin düzenlendiği ve göstergelerin birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini belirleyen sistemlerdir. Kodlama fiziksel bir eylemdir ve gönderici tarafından yapılır. Kodlama kısa, etkileyici ve anlaşılır olmalıdır. İletişimin tam olarak gerçekleşebilmesi için gönderici ve alıcı kişiler arasında dil ve kültür gibi ortak bir paylaşım olması gerekir. İletişim modelleri, iletişim kavramının bilimsel açıdan anlaşılmasını ve çözümlenmesini amaçlayan sistematik çalışmalardır. Bu çalışmalar iletişim sürecinin üç temel unsuru üzerine yoğunlaşır: gönderici, kaynak, kanal, araç, alıcı, hedef. İletişim süreçlerinin tanımlanmasında birbirinden farklı modeller geliştirilmiştir. Bu modeller şu şekilde sıralanabilir: Shannon ve Weaver modeli, Osgood ve Shrum dairesel iletişim modeli, Laswell modeli. Gerbner'in genel iletişim modeli, Newcomb ABX modeli, Westley McLean modeli, Shannon ve Weaver modeli, matematiksel iletişim modeli olarak da tanımlanan bu model, iletişim kanallarını daha etkin bir biçimde kullanabilmeyi araştırmak ve elektronik ortamda enformasyon aktarımı sırasında oluşan teknik sorunları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Bu matematiksel model temel model olarak süre gelmiştir ve bireyler arasındaki iletişimin makineler içinde uygulanabilirliği üzerine kuruludur. İletişimi doğrusal bir süreç olarak değerlendiren Shannon ve Weaver modeli bilgi kaynağı, verici, gürültü kaynağı, alıcı ve hedef olmak üzere 5 unsurdan oluşur. Şekil 1 1 D model detaylı olarak incelenebilir. Bu modelde kaynak, aktarılacak iletileri seçen, karar alıcı konumda olan bir kişi ya da kurum olabilir. Böylelikle ileti seçilir ve iletinin taşıyıcısı olan kanala yüklenmeden önce değiştirilir. Değiştirilmiş olan ileti de bir kanal aracılığıyla gönderilir. İleti, taşınma esnasında çeşitli engel ve gürültülere maruz kalabilir. Alıcı ile vericinin kontrolü dışında gelişen gürültü, iletinin tam olarak anlaşılamamasına, bozulmasına ya da alıcı tarafından yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Osgood ve Schramm dairesel iletişim modeli, Shannon modelinin düz çizgisel modeline karşılık Osgood ve Schramm modeli daireseldir. Bu iki model arasında şu farklardan söz edilebilir. Shannon öncelikle gönderici, verici ve alıcı arasında araç görevi gören kanallara yönelir. Osgood ve Schramm ise iletişim sürecindeki aktörlerin davranışlarına yönelir. Bu dairesel modelde iletişim sürecinin bir yerde başlayıp bir yerde bitmediği Sürecinin sonsuz olduğu, çizgisel iletişim modelinde olduğu gibi gönderici ile alıcı rollerinin sabit olmadığı ve rollerinin sürekli değişerek bir ileti döngüsünün olduğu savunulur. Şekil 1 2. De bu model detaylı olarak incelenebilir. Lasswell modeli bu modelde çizgisel ve sorgulayan bir iletişim modeli anlayışıyla soruna şu şekilde yaklaşılır. Kim gönderici ne dedi ileti hangi kanalla kanal, araç, kime, alıcı, hangi etkiyle, etki, iletişim eyleminin söylem yapısını kapsayan bu yapıda ilk soru olan, kim, sözcüğüyle televizyon, radyo veya gazetede görev yapan iletişimciye gönderme yapılır. Ne dedi, sorusu iletilerle ilgilidir ve bu iletiler, kullanılan tekniği de kapsayarak, medya kanalları aracılığıyla iletilmektedir. Kime, sorusu da izleyici kapsar ve iletişimcinin kamusuna değinir. Hangi etkiyle, sorusu ise iletişimin etkilerini içerir. Kitle iletişim araştırmacılarının çoğunluğunun örnek aldığı bu modelde, gürültü ve geri besleme, geri bildirim, kavramlarına yer verilmez. Alıcının kendisine ulaşan iletilerden etkilenerek, iletileri kabul ettiği savunulur. Şekil 1 3 T bu model detaylı olarak incelenebilir. Gerbner'in genel iletişim modeli, Gerbner iletiyi gerçeklik kavramıyla ilişkilendirir. İletinin ne hakkında olduğunu, alıcının algı ve anlamla ilgili sorular üzerinde durmasına olanak sağlar. Amaç, geniş bir uygulama alanı olan modeli oluşturabilmektir. Bu modelin en önemli özelliği, farklı özellikleri olan iletişim süreçlerinde farklı biçimlere sokulabilmesidir. Bu modelde, Gerbner iletişim sürecini iki boyuttan oluşan bir süreç olarak görür. Algı boyutu, aktarma veya araçlar ve kontrol boyutu. Algı boyutunda, bir E olayı gerçekleşir ve olayın içerik ya da mesajı M tarafından algılanır, M kişi ya da makine. Bu mesaj, M tarafından E1 şeklinde algıya dönüşür. Mesajın ya da iletinin E1 hali artık E şekliyle aynı değildir. Çünkü bir kişi ya da makine iletinin, olayın, bütün içeriğini E halindeki orijinallikte algılayamaz. İleti ya da mesaj E halinin bir parçası ya da algılandığı kadarıyla E bir biçimine dönüşmüş durumudur. E ile M arasında üç unsur vardır. Seçim, bağlam, ilişkiler örgüsü, uygunluk, M, bir kişi ya da makine olarak E olayının tüm içeriğini olduğu gibi algılayamaz. Böyle bir durumda, M bir kişi ise, kendi ilgisine ya da ihtiyaçlarına göre tüm olayın içinden bir seçim yapar veya tüm olayı yorumlar ve geri kalanını filtreler. Çünkü M'nin ruhsal hali, kültür biçimi ve kişilik yapısı gibi etkenler onun E olayını olduğu gibi algılamasını engelleyebilir. M bir makine ise, teknik özelliklerine ya da çalışabilirlik durumuna göre iletiyi E halinden yayınlandığı biçimiyle tam olarak algılayamaz ya da işleyemez. Denetim ve araç boyutunda E2, M tarafından algılandığı biçimde oluşturulmuş olay içeriğidir. Bu durumda M, mesaj kaynağı haline gelmiştir ve M mesaj hakkında bir durum ya da sinyal oluşturur. Gerbner bu durumu mesajın E2 halindeki biçimi ve içeriği olarak tanımlar. M tarafından E2 içeriği yapılandırılmış ya da biçimlendirilmiştir. Artık M farklı yollardan veya yapılardan iletişim sürecini sürdürebilir. M kendi kontrolü dahilinde mesajı, iletiyi göndermek için kanalları ya da medyayı kullanmak zorundadır. Buradaki kontrol durumu M'in iletişim kanallarını kullanabilme becerisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu süreç M2, M3, M4 gibi diğer alıcılar eklenerek sonsuza kadar gidebilir ve SE3 SE4'ler oluşmaya başlar. Burada önemli bir durumu gözden kaçırmamak gerekir, her bir aktarımda mesaj değişimi uğrar. Şekil 1 4 T bu model detaylı olarak incelenebilir. Newcomb ABX modeli, Newcomb modelinin temeli bireyler arası ilişkileri kapsar. Model doğrusal bir yapıda değildir ve üç köşelidir. Şekil 1 5. T model detaylı olarak incelenebilir. Newcomb'a göre toplumsal ilişkilerde dengeyi sağlamakta basit ve esaslı bir rol söz konusudur. Modele göre kişilerin birbirlerine ya da bir objeye karşı beğenileri veya beğenmemeleri durumu karşısında bazı ilişki kalıpları dengelenecektir, bazıları ise dengelenmeyecektir. Modelin işleme biçimi ise şu şekildedir. A ve B kişi ya da kurumlardan oluşabilen hem gönderici hem de alıcıdır. X onların toplumsal çevrelerindeki bir olaydır. Mükom, içsel ilişkilerin karşılıklı bir bağımlılık içinde yürüyeceğini ve bunun sonucunda da ve bunun sonucunda da ABX'in toplam sistemi oluşturacağını savunur. A değişirse B ve X de değişecektir a, x ile ilişkisini değiştirdiğinde de, b'ye x ile ya da a ile olan ilişkisini değiştirmek zorunda kalacaktır. x'in a ve b karşısında toplumsal değeri yükseldikçe, a ve b'nin x'e yönelik paylaşımları da daha önem kazanacaktır. Newcomb'a göre iletişimin gerçekleşebilmesi ve iletişim sürecinin devam edebilmesi için kişiler arasında ortak bir bağın olması, aynı zamanda da toplumsal çevrede bir şeyin önem kazanması gerekir westley McLean modeli, Newcomb ABX modelinin kitle iletişime uyarlanarak geliştirilmiş halidir. Bu uyarlama, kitle iletişimi ile bireyler arası iletişim arasındaki temel farklılıklara dayanır. Bu temel farklılıklar şu şekilde sıralanabilir. Kitle iletişim sürecinde geri bildirim aracılığıyla etkileme azdır ya da ertelenmektedir. Kitle iletişim sürecinde yayıncılar çok sayıdadır alıcıların tersine çevredeki objelere kendilerini yöneltmek, çok sayıdaki benzer olaylardan ayıklamalar yapmak zorundadırlar. X, sosyal çevrede oluşan bir olay. Medyanın ilgisini çeken bu olaya ilişkin iletişim medya araçlarıyla yapılır. A, X'e ilişkin bir şey söyleyen bir kişi ya da örgüttür. Bir siyasetçi, sözcü ya da haber kaynakları olabilir. C, B için seçmeler yapan ve A'nın tüm iletileri arasından seçtiklerini aktaran medyadır. B ile iletişim kurmak üzere doğrudan X'ler arasından da seçim yapabilir. C'nin bir rolü de A'nın olduğu gibi B'nin bilgi gereksinimlerine aracı olmaktır. B'nin gereksinimlerini karşılamak dışında bu rol iletişim amaçlı değildir. B, çevreye ilişkin bilgi alma gereksinimi olan izleyiciyi dinleyiciyi ve okuyucuyu temsil eder. X, kanala ulaşmak için C, iletişimci, tarafından yapılan seçimlerdir. X, medya örgütlerince izleyiciye, dinleyiciye ve okura iletmek için yayınlanan, değiştirilmiş iletidir. FBA, B'den esas kaynak olan A'ya geri bildirimdir. FBC, kamudan medya örgütlerine akan geri bildirimdir. Foucault, iletişimciden kaynağa yönelik geri bildirimdir. Bu modelde kitle iletişim araçlarının, izleyicilerin, dinleyicilerin ve okurların gereksinimlerini gidermeye ve çevreye ilişkin bir görüş oluşturmak amacıyla da yararlanılan bir araç olduğu vurgulanır. Kamu, bilgi gereksinimini karşılayabilmek için tamamen medyaya bağımlı kalmak zorundadır. Şekil 1 6 Da model detaylı olarak incelenebilir. Bireyler Arası İletişim Dersi 2. Ünite Özeti Bireyler arası iletişim süreçleri, giriş, iletişim etkinliği, kaynak mesaj, kanal, alıcı gibi ögeler aracılığı ile kurulan sosyal bir etkileşim çerçevesinde gerçekleşmektedir. İletişim genel boyutta ele alınırsa, kişinin kendisiyle iletişimi, bireyler arası iletişim, grup ve kitle iletişimi olmak üzere dört ana başlık altında ifade edilebilir. İnsanın kendisiyle olan iletişimi, Mesajı kendi içinde üretmesi, kendine iletmesi ve kendince yorumlaması sürecini kapsar. Kitle iletişimi, başka bir ifadeyle toplumsal iletişim, diğer iletişim şekillerine nazaran daha geniş gruplara hitap eden bir iletişim şeklidir. Örgütsel iletişim ise örgüt içinde veya dışında gerçekleşen ancak örgütsel etkinlikleri ve işleri ilgilendiren, örgütün amaçları ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı bir iletişim şeklidir. Bireyler arası iletişim ise mesajın kaynağı ve hedefini bireylerin oluşturduğu ve genellikle yüz yüze gerçekleşen bir iletişim şeklidir. Bu iletişim şekli genellikle rollerin bireyler arasında karşılıklı değişimini içermektedir. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime bireyler arası iletişim adı verilir. Bireyler arası iletişim belirli bir mekan ve zamanda bireyler arasında gerçekleşen ilişki ve etkileşimi olarak da tanımlanabilir. Bireyler arası iletişim, iletişim sürecinin temel ögeleri olan, kaynak, mesaj, araç, alıcı ve geri bildirim ilişkisinden bağımsız olarak düşünülemez. Bireyler arası iletişim sürecinin temel öğeleri, bireyler arası iletişimin kaynak ve hedefini insanlar oluşturmaktadır. Bir iletişimin bireyler arası iletişim olarak tanımlanabilmesi için, bireyler belirli bir mekan ve yakınlık çerçevesinde yüz yüze ilişki içerisinde olmalıdır. Bireyler arasında karşılıklı olarak iki yönlü bir mesaj alışverişi gerçekleşmelidir. Bireyler arasındaki mesajlar sözlü, sözsüz ya da yazılı nitelikte olması gerekmektedir. Bireyler arası iletişim sözlü ve sözsüz iletişim olarak iki sınıfa ayrılır. Bu sınıflandırma kendi içerisinde alt başlıklara ayrılmıştır. Bireyler açısından hem sözlü hem de sözsüz iletişim niyet edilerek ya da niyet edilmeden de gerçekleştirilebilir. Sözlü iletişim, iletişim içerisinde bireylerin birbirlerine sözcükler yoluyla ilettiği mesajlar sözlü mesaj olarak tanımlanmaktadır. Bireysel iletişim süreci içerisinde dil bireylerin neyi söylediklerini, dil ötesi iletişim ise bunu nasıl söylediklerine karşılık gelmektedir. Dil, insanların bireysel iletişim sürecinde duygu ve düşüncelerini semboller, kelimeler yoluyla aktarma ve anlamlandırma biçimine denir. Dil ötesi, dil ötesi iletişim, sözcüklerin kullanımından çok kullanılan sesin niteliği ile ilgili özellikleri tanımlar. Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, kelime vurgusu ve duraklamalar gibi özellikler dil ötesi iletişim olarak ifade edilmektedir. Sözsüz iletişim, bireyler arasında gerçekleşen iletişimin sözcüklere dayalı olmadan gerçekleşen ses tonu Vücut dili, duruş, bakış, jest ve mimikler gibi unsurları sözsüz mesajlar olarak nitelendirilmektedir. Bedensel temas ve mesafe, insanlar bireyler arası iletişim süreçleri içinde bedenlerinin diğer insanlara olan konumları neticesinde sessiz olarak iletişime geçmekte ve karşı tarafa mesaj iletmektedirler. Bireylerin oluşturdukları yakın ya da uzak mesafeler onların duygu durumlarını ve karşı tarafa olan ilgilerini göstermektedir. Yüz ve beden hareketleri, bireyler ilişki içerisinde bulundukları diğer kişiler ile çeşitli göz teması, yüz ifadeleri, dokunma, kafa işaretleri, el ve kol duruşu, bacak hareketleri, beden yönelimi ve oturma biçimleri gibi yollarla sözsüz olarak iletişimsel mesajlar iletmektedir. Mekan kullanımı, bir birey belirli bir mekan içerisinde diğer bir bireye karşı uzaklığıyla bir takım mesajlar iletir. İnsanlar yakın ilişki içinde bulundukları bireyler ile daha yakın bir mesafede bulunurlarken daha az samimi olduklarıyla daha uzak bir mesafede yer alırlar. Araç kullanımı, bireyler çevrelerindeki çeşitli araçların kullanımı, belirli kıyafetler ve takılar gibi objeler yoluyla diğer bireylere bir takım mesajlar iletirler. Araç kullanımı yoluyla bir birey diğerine sosyal, ekonomik durumu ve statüsü gibi konularda üstü kapalı mesajlar iletebilmektedir. Bireyler arası iletişim sürecinin özellikleri, insanın toplumsal yaşamda, ilk ve en yoğun olarak kullandığı iletişim türü bireyler arası iletişimdir. Bireyler arası iletişim sürecinin gerçekleşmesini sağlayan pek çok özellik bulunmaktadır. Bireyler arası iletişimde en az iki insan vardır. Tek yönlü değil, çift yönlü ve karşılıklıdır. Bireyler arası iletişim yüz yüze ya da teknoloji ile aracılanmış olabilir. Bireyler iletişimi kendi adlarına gerçekleştirirler. İletiler sözlü ve sözsüz niteliktedir. Bireyler arası iletişim bir süreçtir. Bireyler arası iletişim süreci örtülü ya da açık bir amaç doğrultusunda gerçekleşir. Bireyler arası iletişim bilginin, duygunun, düşüncenin, yaşantının paylaşımıdır. Bireyler arası iletişim hem psikolojik hem de sosyal, kültürel bir olgu ve süreçtir. Bireyler arası iletişimde taraflar arasında belirli bir zaman ve mekan birliği bulunmaktadır. Bireyler arası iletişimin gerçekleşmesi açısından bir diğer önemli nokta, sürece katılanların kendi adlarına iletişim kurmalarıdır. Herhangi bir kurum ya da toplumsal konum adına bireylerin birbirleriyle gerçekleştirdiği iletişim bireyler arası iletişim kapsamında değil, sosyal, örgütsel iletişim kapsamında değerlendirilmelidir bireyler arası iletişim tek yönlü değil karşılıklı bir etkileşim süreci şeklinde gerçekleşmektedir. Etkileşimli iletişim olarak da ifade edebileceğimiz bu durumda, kaynak ve hedef birimleri karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. Bireyler arası ilişkilere özgü bir iletişim eylemi olan çift yönlü iletişim, yüz yüze ilişkilerde kaynağın hedefi, hedefinde kaynağı etkileyebileceği fiziksel iletişim ortamı sunar. Kitle iletişim araçları, İletişimi belirleyen bir kaynak konumundayken, etkileşimli iletişim araçları bireylere hem hedef hem de kaynak olma özelliğini sunar. Bireyler arası iletişim sürecinde önemli unsurlar. Bireyler arası iletişim en temelde en az iki kişi arasında anlamları paylaşma süreci olarak ifade edilebilir. İletişim sürecinde kaynak ve alıcı arasında konumlar değiştikçe tarafların bu durumlara uygun geri bildirimleri ortaya koyabilmek için bazı önemli unsurların farkında olmaları gerekmektedir. Bireyler arası iletişim sürecinin sağlıklı olarak işlemesi için sözlü ve sözsüz mesajların etkinliği ile birlikte düşünce, tutum ve davranışların anlaşılmasında ve paylaşımın gerçekleştirilmesinde dinleme önemli bir kavramdır. İletişim süreci içinde basit bir eylem olarak düşünülse bile geri bildirimin alınmasına ve iletişim sürecinin sürdürülmesinde önemli bir etkendir. Aktif dinleme, dinleyicinin de konuşmacıya sözlü ya da sözsüz ifadelerle katkı sağlaması anlamına gelir. İletişimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için dinleyicinin fiziksel olarak gözle, bedensel duruşla ve bakışla Psikolojik olarak ise dürüst olarak ve anlamaya çalışarak sessiz bir biçimde dinleme eylemini gerçekleştirilmesine karşılık gelmektedir. Pasif dinleme ise bireyler arası iletişim sürecinde dinleyicinin karşı tarafa sözlü ya da sözsüz mesajlar yoluyla katkıda bulunmadan dinlemesine karşılık gelmektedir. Pasif dinleme iletişim sürecinde alıcının çok az tepki verdiği sessiz bir dinleme türüdür. Birey doğumundan itibaren kendi öz benliğinin toplumsal çevre tarafından kabul edilmesini ister. İçinde bulunduğu çevreden dışlanma korkusu yaşayan birey, öz benliğini savunmak ve korumak için çeşitli uyum maskeleri, benlikleri kullanır. Empati bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışma çabasıdır. Bireylerin aralarında empati temelli, empatik bir iletişim kurmaları için özellikle alıcının kaynağın duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde algılamalı, anlamlandırmalı ve geri bildirimini bu bağlamda gerçekleştirmesi gerekir. Bireyler arası iletişim sürecinde çift yönlü empatik bir anlayış kurmanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Kişileri hayatlarının her cephesinde birbirlerine yakınlaştırır. Kişilerin birbirlerine güvenmesini sağlar. İletişimi kolaylaştırma hatta cazip kılma özelliğini taşır. Kişilerin kendiliklerinin önem arz ettiğini gösterdiği gibi aynı zamanda onların önemli olduklarını hissettirir. Katılımcı bireylerin her iki tarafına da çeşitli maddi ve manevi fayda sağlar. Bireylere paylaşma, yardımlaşma, dostluk, hoşgörü, sevgi, saygı, sorumluluk gibi pozitif duygular kazandırır bireylerin daha büyük ekip ve organize çalışma yaparak sosyalleşmesini sağlar. Bireyler arası iletişim sürecini etkileyen bir diğer önemli unsur ise bireylerin sahip oldukları tutumlardır. Tutum, bireylerin, belirli psikolojik objelere ilişkin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını, düzenli bir şekilde oluşturan eğilimleri niteler. Buna göre tutumlar, duygu, düşünce ve davranış olmak üzere üç boyuta sahiptir. Ben merkezcilik iletişim süreci içinde bireylerin algısal, bilişsel ve duygusal açıdan kendilerini karşılarındaki bireyin yerine koyamayıp onları anlama çabası içine girmemeleri noktasında ortaya çıkmaktadır. Bireyin kendini açması, kişinin kendi hakkındaki bilgileri diğer birey, bireylerle paylaşma amacı ile iletişim kurmasını ifade eder. Bir anlamda kendini açma kişinin diğer kişilerle kurduğu iletişimden kendi hakkında bilgi edindiği bir iletişim sürecidir. Bireyler arası iletişim sürecinde çatışma, bir tarafın davranış, söz ve tutumlarının diğerinin gereksinimleriyle uyuşmazlık göstermesi, ters düşmesi ya da engellemesi sonucunda ortaya çıkan anlaşmazlığı ifade etmektedir. Bireyler arası iletişim sürecinin işleyişi. Bireyler arası iletişim, mesajı oluşturan, kodlayan bir kaynak kaynağın kodladığı mesajı bir kanal yoluyla iletmesi, mesajın alıcısı tarafından çözümlenmesi, kod açma ve alıcının geri bildirimiyle gerçekleşmektedir. Bu süreçte etkin olan diğer öge ise bu iletişim sürecinin bütün ögelerini kapsayan, iletişimin gerçekleştiği fiziki, sosyal, psikolojik çevredir. İletişim sürecinin temel ögeleri olan, kaynak, mesaj, kanal, araç, alıcı, geri bildirim ve çevre kavramları bireyler arası iletişim süreci için de geçerlidir. Bireyler arası iletişim, dairesel bir süreç olarak belirli bir çevrede kaynak tarafından gönderilen mesajın belirli bir araç yoluyla alıcıya iletilmesi ve gönderilen mesajın geri bildirim halinde kaynağa iletilerek karşılıklı olarak sürdürülmesi yoluyla gerçekleşir. İletişim sürecinin işleyişi kaynak ile başlar. Bireysel iletişim sürecinde birey hem kaynak hem de alıcıdır. Kaynak mesajı alıcıya gönderen bireydir. Mesajlar iletişim sürecini başlatan bireyin amacına, duygu ve düşüncelerine bağlı olarak sözlü ya da sözsüz olarak tanımlanabilecek iletişim türüne göre kodlanmış içeriklere karşılık gelir. Bireyler arası iletişim sürecinde kanal, iletişimin gerçekleştiği fiziksel çevreye ve kullanılan iletişim aracına göre şekillenir. Alıcı, bir kaynak tarafından gönderilen mesajı alan bireydir. Alıcının kanal yoluyla kendisine iletilen mesajı çözümlemesi ve geri bildirimde bulunması ile iletişim süreci gerçekleşir. İletişim sürecinin son aşamasını oluşturan geri bildirim, alıcının kaynağın gönderdiği mesaja verdiği tepkiyi, cevabı niteler. Kaynak, bireyler arası iletişim sürecini başlatan, bir iletişim kanalı aracılığı ile sözlü, sözsüz, yazılı, görsel olarak gönderilebilecek biçimde mesajları kodlayan ve alıcıya gönderen birey ya da bireyler kaynak olarak tanımlanabilir. Kaynak, belirli bir amaç doğrultusunda iletmek istediği mesajı kendi iletişim becerilerini kullanarak sembollere dönüştürür, kodlar ve bir kanal aracılığıyla ile alıcıya iletir, Doğru bir iletişim sürecinde kaynağın mesajı kodlarken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Kullanılan semboller sözlü, yazılı, görsel alıcı için anlaşılır olmalıdır. Soyut ifade ve sembollerden çok somut olanlar kullanılmalıdır. Semboller alıcının aşina olduğu anlamlarda kullanılmalıdır. Alıcının anlaması zor olabilecek semboller açıklanmalıdır. Mesaj, mesaj, kaynağın alıcıya iletmek istediği bilgi, duygu ve düşüncelerini sözlü ya da görsel simgelerle kodlamasına karşılık gelmektedir. Simge iletişimin en temel yapısal ögesidir. İletişim sistemi içerisinde kullanılan simgeler göze hitap eden ve kulağa hitap eden simgeler olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Kodlama, alıcıya gönderilecek anlamların uygun simgeler kullanılarak bir iletiye dönüştürülmesi olarak açıklanabilir. Mesajın istenilen etkiyi yaratması kaynağın iletmek istediği mesajı kanalın özelliklerine uygun, doğru biçimde ve alıcı için anlaşılır bir şekilde kodlanması ile olanaklıdır. Sağlıklı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için mesajın taşıması gereken özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Mesaj iletişim süreci içerisinde hedeflenen amacın özüne ve biçimine uygun simgeler kullanılarak oluşturulmalıdır. Mesaj İletişim sürecinde kullanılacak kanal ile uyumlu olmalıdır. Mesaj, alıcı tarafından anlaşılabilir özellikte, açık ve kesin olmalıdır. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Kanal, kanal, kaynak tarafından kodlanan mesajın alıcıya ulaştırılması için kullanılan yol, araç ve yöntemlerin tümünü kapsar. Bireyler arası iletişimin oluşabilmesi için iletiyi taşıyan bir veya birden çok araç olması gerekir. Bu araçlar doğal ya da yapay iletişim araçları olabilir. Doğal araçlar, iletişimi gerçekleştirmek için gerekli olan doğal ögelerdir. İnsanın bedeni, göz, kulak, el gibi organları ve insanın kendisi dışındaki diğer doğa, hava, yer, ateş, güvercin ve benzeri varlıklarını kapsar. Yapay araçları ise iletişimi üretmek, iletmek için gerekli teknolojik kalem, matbaa, telefon, bilgisayar ve benzeri Araçların tümüdür. Bireyler arası iletişim sürecinde seçilecek olan kanalların özellikleri şöyle sıralanabilir. Seçilecek olan kanallar iletişimin amacına uygun olmalıdır. Seçilecek olan kanallar alıcının özellikleri ile uyumlu olmalıdır. Seçilecek olan kanallar mesajın doğrudan ve düzenli olarak iletilebilmesine, geri bildirime olanak sağlamalı ve kontrol edilebilir olmalıdır kanallar seçilirken oluşabilecek iletişim kazaları, istem dışı mesaj gönderme gibi durumlar dikkate alınmalıdır. Kanal seçiminde, zaman mekan sınırlılıkları ve ekonomik faktörler dikkate alınmalıdır. Alıcı, alıcı, kaynak tarafından kodlanarak gönderilen mesajları alan kişidir. İletişim sürecinin gerçekleşmesi için kaynak tarafından gönderilen iletinin alıcı tarafından alınması gereklidir. Kaynak tarafından kodlanan verilerin bir anlam ifade edebilmeleri için gönderilen mesajın öncelikle algılanması gerekir. Alıcı, kaynak tarafından gönderilen mesajı algıladığında öncelikle mesajı filtre eder. Filtre, alıcının mesajı değerlendirmesidir. Bu değerlendirme bir algı sürecinin sonunda gerçekleşir. Algı, kişinin belirli bir bilgiyi duyumsaması, organize etmesi ve anlama ve değerlendirmesidir kaynak tarafından gönderilen mesajın doğru veya olduğu gibi alınmasını engelleyen, mesajın alınması sırasında mesaj üzerine yüklenmiş, gürültü, olarak adlandırılan bozucu faktörler de alıcın mesajı algılamasını, kabul etmesini engelleyebilir. Gürültü sonucunda ortaya çıkan iletişim sorunları, mesajın anlaşılamaması ya da yanlış anlaşılmasına bağlı olarak, iletişim çökmesine, neden olur. Alıcı mesajı aldıktan sonra kod açımı, şifre çözme yaparak kaynaktan gelen simgeleri anlamlandırır. Bireyler arası iletişimin etkin bir şekilde kurulabilmesi için alıcının taşıması gereken özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz. Alıcı, mesajı algılamak, çözümlemek için etkin bir dinleyici konumunda bulunmalı ve dikkatini, ilgisini kaynağa yöneltmelidir alıcı, dinleme sırasında önyargılı olmamalı, stereotip ve genellemelerden uzak durmalıdır. Alıcı, kaynakla empati kurmalı, iletiyi alımlamak, çözmek ve anlamak konusunda çaba göstermelidir. Alıcı, dinleme eylemi sırasında sabırlı olmalı ve kaynağın mesajı doğru ifade edebilmesine imkan sağlamalıdır. Geri bildirim, bireyler arası iletişim sürecinde geri bildirim kaynak, Alıcı arasındaki döngüyü ve iletişim sürecindeki konumlarının değişimini sağlayan ögedir. Geri bildirim, alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıttır. Geri bildirimin gerçekleşmediği durumlarda iletişim süreci sonucunda oluşan etkileşim tek yönlüyken, geri bildirimle birlikte çift yönlü bir etkileşim kurulmuş olur. Geri bildirim bireyler arası iletişim sürecinde bir tür kontrol mekanizması olarak sürecin doğru işleyip işlemediğini taraflara bildirir ve iletişimin devamlılığını etkiler. Etkin bir geri bildirim şu özellikleri içerir: Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar. Mesajın tam bir karşılığıdır. Zamanlaması doğrudur. Kaynağın hedeflediği amaca ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve kesindir. Yapıcıdır. Etkin olmayan bir geri bildirim ise Mesajın anlamını özel olarak içermez, geneldir. Mesajın anlamı ile doğrudan ilgili değildir. Zamanlama itibariyle hatalıdır. Kişiyi ve kişiliği vurgular. Anlaşılmayacak şekilde kodlanır. Bilgi içermez, yorum ağırlıklıdır. Etkin bir iletişim ancak pozitif geri bildirim ile sağlanmış olur. Mesaj alıcı tarafından anlaşılmamış, eksik anlaşılmış ise negatif bir geri bildirim olur. Geri bildirimin olumsuz olması da benzer bir durum ortaya çıkarır ancak olumsuz geri bildirimde kaynağın mesajı tekrar oluşturması ve iletişim sürecini devam ettirmesi imkanı bulunur. Olumlu geri bildirim bireyler arası iletişim sürecinde şu anlamları ifade etmektedir. Mesaj alıcı tarafından algılanmış, alınmıştır. Mesaj alıcı tarafından doğru bir şekilde çözümlenmiş, anlamlandırılmıştır. Alıcı, kaynak rolünde geri bildirime hazırdır. Çevre, bireyler arası iletişim sürecinin gerçekleştiği fiziksel, psikolojik ve sosyal, kültürel, bağlam çevre olarak nitelendirilir. Fiziksel çevre, iletişimin gerçekleştiği somut mekana karşılık gelir. Psikolojik çevre, hem bireyler arası iletişim sürecine katılanların iç dünyasını hem de iletişim gerçekleştiği anda var olan psikolojik atmosferi tanımlar. Sosyal çevre Bireysel iletişim sürecine katılanlar arasındaki toplumsal rollerin, statü ilişkilerinin ve iletişimin gerçekleştiği kültürel yapının iletişim sürecinin doğasını belirlemedeki etkinliğini anlatır. Bireyler arası iletişim ağları, sıklıkla kullanılan iletişim ağları tekerlek, zincir, i, çember ve yıldız tipi iletişim ağlarıdır. Tekerlek ağı, geleneksel örgüt ve yapılanmalarda sıklıkla görülen Alt ve üst kademe ilişkilerinin belirgin olduğu merkezi iletişim ağıdır. Bu iletişim ağında bilgi akışı topluluğunun merkezindeki kişi yoluyla gerçekleşir ve diğer bireyler birbirleriyle iletişim kurmamaktadırlar. Grup içerisindeki her birey yalnızca merkezdeki kişiyle iletişim kurmaktadır. Zincir ağı bir diğer merkeziyetçi özelliğe sahip iletişim ağıdır. Bu iletişim ağında bilgi akışı kademeli olarak alt kademeden bir üst kademeye doğru ilerlemektedir. Y tipi A, Y tipi iletişim ağında da bireyler arası iletişim bir alt kademeden bir üst kademeye doğru gerçekleştir. Zincir akışının dışında kalan iki birey diğer bireylerden bilgi alır ve onlara bilgi gönderir. Çember ağı, bu iletişim ağı merkezi olmayan bir yapıdadır. Grup içerisindeki bireylerin birbirleriyle iletişim kurma olanakları bulunmaktadır. Çember şeklindeki ağ yapısı her bireye iki yöne doğru iletişim ve bilgi akışını gerçekleştirme olanağını tanır. Yıldız türü iletişim ağı, serbest iletişim modeli olarak da adlandırılan bu iletişim ağı çember türü iletişim ağının bir tür uzantısı niteliğindedir. Çemberdeki her bireyin birbiriyle etkileşimde bulunması yıldız türü iletişim ağını ortaya çıkarır. Bireyler arası iletişim sürecinin aşamaları. Bireyler arası iletişim sürecinin işleyişi aşamalar yoluyla ilerlemekte ve katılımcılar arasındaki ilişkiler farklılaşmaktadır. Başlangıç aşaması, bireylerin birbirleriyle çeşitli ortam ve kanallar aracılığıyla bir araya geldikleri zamansal açıdan çok kısa bir döneme karşılık gelmektedir. Bu dönemde bireyler birbirleriyle ilgili olarak olumlu izlenimler edinmeye çalışır. Deneme aşaması, belirli bir mekan ya da teknolojik bir araç dolayısıyla bir araya gelen bireyler bu aşamada birbirlerine soru sorarak tanımaya çalışırlar. Bireylerin soru sorarak başlattıkları iletişim süreci, aldıkları geri bildirim yoluyla iletişimin sürüp sürmeyeceğine karar vermeleriyle son bulur. Yoğunlaşma aşaması, bireyler deneme aşamasında iletişimin sürmesine karar verdikleri bireyler ile bu aşama içerisinde daha yoğun ilişki kurarlar. Bu aşamadaki iletişim daha az resmidir. Bireyler kendileriyle ilgili pek çok bilgiyi aktarıp kendilerini karşısındakilere tanıtırlar. Bütünleşme aşaması, bireyler yoğunlaşma aşaması içerisinde anlaşma sağladıkları bireyler ile daha sık görüşür ve başka bir ifadeyle ayrılmaz ikili konumuna gelirler. Zincirlenme, kenetlenme aşaması bireyler arası iletişim süreçlerinin en yoğun olarak yaşandığı aşamadır. Bu aşamaya gelen bireyler bazen yasal bazen de toplumsal olarak önemli konumlara karşılık gelen anlaşmalar yaparlar. Bireyler arası iletişim dersi 3. ünite özeti. Bireyler arası iletişimde dinleme ve konuşma. Giriş. Bireyler arası iletişim çoğu zaman göründüğünden daha karmaşık bir süreçtir. Günlük yaşamda kurulan ilişkilerde bireyler arasındaki iletişimin kopukluğundan kaynaklanan iletişim kazaları yaşanır. Bu kazalar bazen konuşmacının söylemek istediğini net bir şekilde anlatamamasından, bazen de dinleyicinin anlamak için çaba harcamamasından kaynaklanabilir. İnsanın en önemli yetilerinden konuşma ile dinleme, bireyler arası iletişimin temelini oluşturan özelliklerdendir. Bireyler arası iletişimde dinleme süreci. Dinleme, çoğunlukla göz ardı edilen bir iletişim yetisidir. Eğer Tüm koşullar uygunsa insanlar, işitir ya da eş duyar. Dinlemenin ön koşuludur işitmek. İşitmenin sonucunda dinleme de aralıksız süren bir eylemken, geliştirilmesi için en az çaba harcanan iletişim becerisidir. Dinleme süreci, işitmenin ötesindeki becerilerle özeni, anlamlandırmayı gerektirir. Bazı eylemler günlük yasama öylesine sinmişlerdir ki çoğu zaman onlar, hiç düşünülmeden hareket edilir. Ses dalgalarının kulağa ulaşmasıyla beyne çeşitli iletiler gitmesi sonucu işitme yetisi kazanılmaktadır. İşitmek, uygun koşullar altında kendiliğinden gelişir. Dinlemek ise etkin bir süreçtir. Karmaşık bir niteliğe sahip olan dinleme, odaklanılmayı gerektiren hem düşünsel hem de duygusal bir süreçtir dinleme, çevredeki varlıklara, olaylara, farklı kavramlarla durumlara ilişkin iletileri anlamlandırma sürecinin temel edimlerinden biridir. Dinlemek, iletişimde bulunulanların sesine, sözcük seçimine, tonlamasına, hızına ve beden diline karşı duyarlı olunmasını gerektirir. Dinleme süreci, iletiyi anlamak için art arda gelerek birbirini tamamlayan eylemler bütünüdür. Söz konusu eylemler, seslerin kulağa ulaşması, işitme, seslere dikkatle yönelerek onları ileti olarak seçme, dikkat etme, anlamlandırılan iletiyi yorumlama, anlamlandırma, iletiye ilişkin belli bir iz oluşturma, anımsama, son olarak da iletiyi cevaplandırma, tepki verme olarak sıralanabilir. Her dinlemede ilk üç aşama, işitme, dikkat etme, anlamlandırma, birbirini izler. Bireyler arası kusursuz bir sözel iletişimde dinleyici, iletilerin tümünü kolayca anlar ama her zaman böyle olmayabilir. İletişim kazaları yaşanabilir. Zaman zaman oluşan yanlış ya da eksik anlamaları önlemek için etkin bir dinleme şarttır. Alınan iletiyle ilgili yorumlama, soru sorma, cevap verme, kısaca geri bildirimde bulunmak için bir çaba harcanan dinleme etkin dinlemedir. Etkin dinleme İletişimde bulunulan kişilerin görüşlerini, sözlerini kesmeden iletmelerine izin vermeyi gerektirir. Etkin dinleme, kişinin kendisinin söyleyeceklerini düşünmeyi bırakıp konuşmacının sözlerine yoğunlaşarak iletiyi anlamasını gerektirir. İletiyi sonuna kadar dinlemeden değerlendirerek sonuca varmak etkin dinlemeyi engeller. Etkin dinlemeyle kişi duygusal olarak daha olgun, başkalarının deneyimlerine karşı daha anlayışlı daha demokratik olurken, daha az tutucu, daha az otoriter olur. Etkin dinleme, aşağıdaki becerilerle yönlendirilir. Beden dilini kullanma, konuşma ya da yazma gibi göz önündeki bir iletişim becerisi değilse de dinleme, beden diliyle görünür kılınır. Dinleyici hem beden diliyle hem de bakışlarıyla iletişim kurar. Sözel olmayan davranışlar toplumdan topluma farklılık gösterdiğinden, İletişime girilen bireylerin kültürel özelliklerini bilmek, etkin dinleme için önemlidir. Özetleme, kurulan iletişim sonucunda ortak bir anlayışın gelişebildiğinin belirtisi, iletinin aynı anlama gelen farklı cümlelerle özetlenebilmesidir. Netleştirme, iletinin içeriğini anlamakla kalmayarak iletinin taşıdığı olası yan anlamları da ortaya çıkarabilecek açıklayıcı karşılıklar verebilmek, netleştirmenin en temel yoludur. Yargılamadan uzak durma, kuşkusuz dinleyici, iletinin yanında ya da karşısında düşünceler taşıyabilir. Karşısındaysa, olabildiğince yargılamadan dinlemeye çalışmalıdır. Konuşanın bakış açısını anlamaya çalışmalıdır. Olumlu yaklaşma, etkin dinleme, kişinin kendisine konuşanla ya da iletiyle ilgili olumlu sorular yönelterek olumlu düşünceler geliştirmesini sağlayabilir. İletiyi anlamlandırmak için zaman zaman Dinleyicinin konuşmacının yerine kendini koyarak onu anlamaya çalışması, empati kurması önemlidir. Sorumluluk alma, iletişimde konuşan kadar dinleyen de sorumludur. Bu nedenle etkin dinleme için sorumluluk alınmalıdır. İleti anlamlandırılmaya çalışılmalıdır. Bireyler arası iletişimde konuşma süreci, konuşma için öncelikle fizyolojik özelliklerin tam olması gerekir. Bunlar, insanın bedeniyle ilgilidir. Beyin, sinir sistemi, solunum, diş, dil, ses telleri ve de organların yanı sıra düşünsel sürecinde işlediği her sağlıklı beden, konuşma yetisini kazanmıştır. Konuşma, psikolojik özellikler de taşır. Bu özellikler, uyaran, ileti, ile tepki, geri bildirim, sürecinde kendini gösterir. Söylenen her söz, konuşmacının hem duygusal hem de düşünsel birikimlerinin etkisiyle söylenmektedir. Unutulmamalıdır ki konuşma eyleminden söz edilebilmesi için, en az iki kişi gereklidir. Dolayısıyla konuşma, toplumsal özellikler de taşır. Kendi kendimize konuşurken bile tek değilizdir. Kendimiz, konuşan ile dinleyici olarak varızdır. Dolayıyla konuşmanın fizyolojik, psikolojik ve toplumsal boyutları vardır. Bunlar, hep birlikte konuşmayı etkiler. Bireyler arası iletişimde konuşmaya başlamak zorsa da iletişimi sürdürmek de bir o kadar zordur. Konuşmanın temel bileşenlerini kavrayarak konuşma başlatıldıktan sonra önemli olan, iletişimi sürdürebilmektir. İletişimde doğru zamanda, doğru sözcükleri, doğru şekilde söylemek önemlidir. Sözcüklerin seçimi, konuşulan kişiyle kurulan yakınlığa, konunun içeriğine, bulunulan ortama göre değişir. Her konuşmanın gelişimi farklıdır. Yine de sıradan bir konuşma şu aşamalardan geçer: Hoşbeş etmek, diğer deyişle havadan sudan konuşmak. Genelde karşılıklı konuşmaların başlangıç aşamasıdır. Hemen herkesin rahatlıkla konuşabileceği konulardan söz edilir. Bilgi edinmek, kişiler meslekleri, aileleri, yasadıkları yer gibi, birbirleri hakkında bilgiler edinir. Böylece, ortak ilgi alanlarını öğrenerek, kendilerine ilişkin açıklamalarda bulunurlar. Ayrıntıları öğrenmek, konuşmanın ilerleyen aşamalarında siyaset, yaşama bakış gibi çeşitli konular hakkındaki görüş alışverişi gerçekleşir. İlk bakışta anlaşılamayacak ya da yorum getirilemeyecek konular hakkında ayrıntılara girilerek kişilerin bakış açıları sergilenir. Bireysel izlenimleri paylaşmak, güven oluşmuşsa artık herkese açıklanamayacak duygular, deneyimler paylaşılır. Ailelere ilişkin kaygılar, gelecekten beklentiler gibi çok geniş bir konu çeşitliliğine geçilir. Sürekli görüşmek, güven duygusuyla paylaşılan ortak konuların desteğiyle artık bireyler konuşmak için tekrar görüşmek isterler. Böylece konuşma dinleme süreci ilerlemeye devam eder. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken doğru anlaşılabilmek için etkin dinleme becerilerini geliştirmek zorundayken, bir o kadar da konuşma becerilerini geliştirmek zorundadırlar. Konuşmada inanılmaz bir güç saklıdır dinleme gibi, konuşma da geliştirilebilir iletişim becerileridir. Konuşmaya başlamak için şu noktalara dikkat etmek yararlı olacaktır. Kendiniz olun, olduğundan farklı görünmeye çabalamak, her zaman kötü izlenim bırakır. Bu yüzden, doğal bir tutum takınmak gerekir. Rahat davranın, kişilerle iletişime geçerken utanmak, heyecanlanmak gibi duyguları zaman zaman herkes yasar. Gerginlik hissediyorsanız, bunun nedenlerinin farkına vararak denetlemeye çalışın. Yılmayın, konuşmaya başlarken ilk denemenizde başarısız olabilirsiniz. Ustaca konuşmak hemen kazanılacak bir beceri değildir. Konuşmaya başlamak için yollar denemeye devam edin. Bir ileti, çok farklı biçimlerde söylenebilir. Aynı sözcüklere ya da cümlelere farklı anlamlar kazandırılabilir. Doğru ve etkili konuşmanın değişmez kurallarını belirlemek olanaksızdır. Bulunulan ortama, kişiye, konuya göre konuşmanın özellikleri her zaman değişkenlik gösterebilir. Yine de ilk amaç iletilmek isteneni net ve doğru bir şekilde anlatmaktır. Doğru bir konuşma İletişim kazasına neden olmayacak net bir sözlü iletişim kurulmasını sağlarken etkili bir konuşma dinleyiciler üzerinde ilgi çekici, çarpıcı, unutulmaz izler bırakır. Konuşmayı yönlendirerek sürekliliğini sağlayan yollardan biri de soru sorma becerisini geliştirmektir. Soru sormak iletişime süreklilik kazandırmanın temel yollarından biridir. Konuşmalarda örnek verilmesi, konunun pekiştirilmesi Anlatılanların özetlenmesi, konunun netleştirilmesi, eksikliklerin tamamlanması için sorular yöneltilebilir. Örnek verilmesi için soru sormak, örnek istemek, genel olarak söylenmiş bir konunun somutlaştırılmasını sağlayarak belirsizlikleri giderir. Konunun pekiştirilmesi için soru sormak, pekiştirme, konuşan kişinin anlattıklarının ilgi çekici bulunduğunu gösterir. Konuşan kişiye devam etmesini sağlar. Anlatılanların özetlenmesi için soru sormak, özetleme, konuşmanın ilgiyle dinlenildiğini gösterir. Üstelik konuşmanın bir bölümünün sonlandırılıp başka bir bölüme geçilebileceğinin habercisidir. Konunun netleştirilmesi için soru sormak, netleştirme, konuşmanın ne kadarının anlaşıldığını ortaya koyar. Böylece her iki taraf aynı dilden konuşup konuşmadıklarını fark ederler. Konuşmacı doğru anlaşıldığını öğrenirse ilerlemek için daha istekli olur. Eksikliklerin giderilmesi için soru sormak zaman zaman konuşmada söz edilen bilgilerin verilmesi unutulabilir ya da birçok nedenden ötürü dinleyicinin kaçırdığı noktalar olabilir. Soru sormak öncelikle etkin dinlemeyi gerektirir çünkü sözü edilen konu dikkatle dinlenilirse ilgi oluşur. Ardından daha iyi anlamak için soru sorma gereksinimi doğar. Böylece hem konuşmacının hem de anlattıklarını önemsendiği izlenimi oluşur. Günlük yasamda, belki de en çok kullanılan bireyler arası iletişim yollarından biri, soru-cevap yöntemidir. Soru cümleleri, verilen cevaplar açısından açık sorular ile kapalı sorular olmak üzere öncelikle iki türdür. Cevabı, evet, ya da, hayır, gibi tek sözcükle cevaplanabilecek sorular kapalı sorulardır. Açık sorular ise, kişiye birçok farklı açıdan cevap verilmesini sağlar. Örneğin, yarımki dersin ödevini yazdın mı? Kapalı bir soru, yarımki dersin ödevinde nasıl bir yol izledin? Açık bir sorudur. Açık sorular, kişilerin daha açıklayıcı bilgi vermesini sağlar. Kapalı sorular, kısa cevaplarla geçiştirilebilir. Kapalı sorular, cevaplanacak çok soru olduğunda, zaman kazanmak açısından yararlı olabilir. Günlük konuşmaların önemli bölümünü oluşturan soru cevap akısı bulunulan ortama, konuşulan kişiye, diğer birçok değişkene göre çeşitlenebilir. Önemli olan, bireyler arası iletişimin önemli bir parçasını oluşturan dinleme ve konuma becerilerini sürekli geliştirmektir. Bireyler arası iletişim dersi 4. ünite özeti. Bireyler arası iletişimde davranış biçimleri, giriş, birey davranışı ve dinamikleri oldukça farklıdır. Bunun bir örneği 18. Y.Y. sonlarında Fransa'daki bir ormanda büyüyen ve bir köyde yakalanan Victor adındaki bir çocuğun davranışlarında görülebilir. Victor bulunduğunda diğer insanların davranışlarına benzer davranışlar göstermez. Victor bir doktor tarafından 5 yıl boyunca davranış ilkeleri üzerine çalıştırılır, basit iletişim becerileri edinir ancak daha ötesine gidemez. Bu hikaye bireylerin neden kendilerine özgü şekilde davrandıklarının, doğuştan getirdikleri özelliklerle mi yoksa sonradan edindikleriyle mi davranış değiştirdiklerinin sorgulanması için iyi bir başlangıç olabilir. Davranış kavramı ve kapsamı, iletişim, iki birey arasında ilişki kurulmasını sağlayan psikososyal bir süreçtir. Günümüzde bireylerin iletişim kurmadan yaşamaları neredeyse imkansızdır ve bu bireyler arası iletişimin en temel özelliklerindendir. Bir iletişim sürecinde sessizlik de bir iletişim olabilir. Hiçbir şey yapmamada bir iletidir. Çevremizdeki bireylerin davranışları bizim onlara nasıl davranacağımızın belirleyicisi olacaktır. Ancak nedeni sadece çevrede aramak kendi duygu ve davranışlarımızın kendi kontrolümüzde olmadığı anlamına gelecektir ve bu bir yanılgıdır. Psikolojik kavramlar ve davranış psikoloji, davranışları, davranışların nasıl oluştuğunu ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Zihinsel süreçler, düşünme, hatırlama, hissetme gibi içsel olgulara, davranış ise bireyin yaptığı ve diğer bireyler tarafından da gözlenebilir tüm eylemlere işaret eder. Davranışın ortaya çıkması için onu ortaya çıkarıcı bir tetikleyiciye ihtiyaç vardır. Bu, dışsal bir faktör olabileceği gibi içsel bir faktör de olabilir. Dışsal faktörlere örnek olarak bir sürücünün trafikte karşılaştığı birinin aniden yanına gelerek bağırmaya başlamasının sürücünün de olumsuz davranışının tetikleyicisi olması verilebilir. İçsel faktörlere ise bireyin stresli ya da depresyonda olması nedeniyle çevresindeki herkese bağırıp çağırması, ağlaması ya da sözlü iletişim kurmayı reddetmesi, suskun durma davranışı göstermesi örnek verilebilir. Psikoloji alanında çalışanlar sadece gözlenebilen davranışlarla değil, güdü, algı, tutum gibi soyut ve dolaylı ölçülebilen davranışlarla da ilgilenirler. Güdü, bireyi bir amaç için harekete geçiren itici güçtür. Bireyin isteklerini, arzularını, dürtülerini, ilgilerini kapsar ve itici güçlerin temelinde insanların ihtiyaçları yatar. Bireyin fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra davranışlarına neden olan sosyal güdüleri de vardır. Duygu, duyduğumuz, duyumsadığımız her şey, özellikle de tüm tutkularımızın, hafif veya ortalama şiddetteki heyecanlarımızın, aşk, sevgi gibi özel durumlarımızın ve içgüdüsel eğilimlerimizin genel adıdır. İçinde bulunulan ortamın algılanmasıyla ortaya çıkan, sinir sistemini harekete geçiren, bilinçte, bedende ve davranışta kendini gösteren süreçtir. Duygular neşe, korku, öfke, üzüntü, hayret, şaşkınlık gibi şekillerde oluşur ve davranışların başlamasında, devam etmesinde, bireyi yönlendirmesinde etkili ve güdüleyici güçlerdir. Duygular da güdüler gibi davranışın oluşmasına öncülük ederler. Öğrenme, bilginin bellekte düzenli ve anlamlı bir şekilde kodlanarak depolanması sonucu gerçekleşir. Bellekteki bilgiler, nesneler, durumlar, olaylar, hareketler gibi tüm kavramlar hakkındaki her şeydir, bildiklerimizdir. Ancak bilgiyi bellekte tutmak, öğrenme değildir. Öğrenme, davranışta meydana gelen kalıcı bir değişiklik olduğunda gerçekleşir. Tekrarlar ya da yaşam deneyimleri sonucu meydana gelir. Psikolojik bir olgudur. Birey, herhangi bir şey öğrendiğinde o konu ile ilgili tüm gerçekleri anlamaya, daha önceki algıları ile birleştirip yorumlamaya çalışır yeni durumlarla karşılaştığında ihtiyaçlarını gidermek, doyuma ulaşmak, uyum sağlamak için davranışlarını yeniden gözden geçirerek örgütler. Algı, duyu organlarıyla elde edilen verilerin sentezidir. Algılamak duyumsal bir bilgilenme yani herhangi bir olayı, nesneyi, ilişkiyi görmek, dokunmak, duymak, tatmak, koklamak ve hissetmektir. Bireyler arası iletişimde, sosyal algılar davranışları etkiler. Sosyal algı, sosyal durumlara ya da bireylere ilişkin izlenim oluşturma sürecidir. Bu izlenim sonucunda da tepkiler davranışlara yansır. Bireyin davranışı, onu nasıl algıladığımız, onunla nasıl bir etkileşime girdiğimiz, kısmen onun bizi nasıl algıladığı ve bizimle nasıl bir etkileşime girdiğine bağlıdır. Karşımızdaki bireyin bizi hangi kategoriye koyduğunu bilmemiz o bireye karşı davranışlarımızın değişmesine neden olabilir. Tutum, bireyin bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını uzun süreli olarak oluşturan bir eğilimdir. Herhangi bir nesneye ya da bireye yönelik olarak öğrenilen, tutarlı, olumlu ya da olumsuz davranma eğilimidir. Tutumlar, dış dünyamıza ilişkin süreklilik niteliğine sahiptir, Dış dünyanın isteyiş biçimi ve insanlar hakkında edinilen bir takım düzenli beklentileri, inançları içerir, neyin doğru neyin yanlış, neyin kaçınılır olduğu konusunda insanlara yol gösterir. Tutum, gözlenebilen bir davranış değildir ancak davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Tutumların, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç oluşturucu ögesi vardır. Bu öğeler arasında iç tutarlılık olduğu varsayılmaktadır. Tutumlar, bireyin diğer bireye yönelik düşünce, bilgi ve inançları (bilişsel öge), olumlu ya da olumsuz duygusal tepkileri ya da ÖTR olma durumu (duyuşsal öge) ve ona karşı nasıl bir tavır ortaya koyacağını ve nasıl davranış geliştireceğini (davranışsal öge) belirler. Tutumlara doğuştan sahip olunmaz, sonradan kazanılırlar. Temel olarak tüm bilişsel etkinlikler gibi tutumun oluşması da öğrenme süreci içerisinde gerçekleşir. Kişilik bireyin davranışının bireye bir toplum içinde anlam veren, değer kazandıran ve onu toplumdaki diğer bireylerden farklılaştıran yönlerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer tanımda bireyin fiziksel ve sosyal çevreyle ilişki kurma biçimini şekillendiren, bireyi diğerlerinden ayıran kendine özgü duygu, düşünce ve davranış kalıplarıdır. Kişilik, herkesin sergileyebileceği davranışlar yerine diğer bireylerde görülmeyen Bireye özgü davranış niteliğinde olmalıdır. Bireyin davranışının zaman geçse de değişmeyen tutarlı bir yapıda olması önemlidir. Bireyin kişilik davranışları çevresiyle kurduğu ilişkilerden etkilenir. Kişiliğin oluşması ve gelişmesinde biyolojik faktörler de etkili olabilmektedir. Bireyin sahip olduğu kişilik yapısı davranışlarını etkiler. Farklı kişilik yapısına sahip bireyler çevreleriyle olan iletişimlerinde farklı davranışlar sergilerler. Bireyler arası iletişim ve davranış. Bireyler arası iletişimde iletiler sözlü olabileceği gibi sözsüz de olabilir. Alıcıya verilmek istenen iletinin doğru anlaşılmasında, bireyin iletişim kurmasının nedeni olan amacına ulaşabilmesinde sözlü ve sözsüz iletilerin birbirini destekler nitelikte olması önem taşır sözlü iletişim, sese, konuşmaya ve dinlemeye dayalı iletişim türüdür. Sözlü iletişimde hangi sözlerle ne söylendiği kadar, nasıl söylendiği de önemlidir. Sadece ses tonundaki farklılıklar nedeniyle aynı sözcükler farklı anlamlara gelebilir. Bireyler arası iletişimde sözlü iletiler, karşıdaki bireyle olan iletişimi de yönlendirecektir. Dili kullanma tarzı, bireyin davranış şeklinin de belirleyicisidir. Ayrıca sözlü iletişim sırasında dinlemek ya da sessiz kalmak da sözlü iletişimin ögeleri arasındadır. Sözsüz iletişim bireyler arası iletişimde çok önemlidir ve bazı yollarla gerçekleştirilir. Bunlar, dış görünüm, beden dili, duruş mesafesi, fiziki dokunma, fiziksel tepkilerdir. Bireyler arası mesafelerde bir ileti özelliği taşır. Bireyler arası mesafeler dört grupta toplanabilir özel alan, sadece birinci dereceden yakınların girebildiği bir alandır. Kişisel alan, 45 santimetrelik mesafeden başlar 120 santimetreye kadar çıkar. Sosyal alan, 120 santimetreden 350 santimetreye kadar ulaşır. Kamusal alan, araya konan mesafe en az 2,5 metredir. Birbirini tanımayan insanların yer aldığı mekanları kapsar. Bireyler arası iletişim doğrusal değil, dairesel bir süreçtir. Böylece bir araya gelip birbirimizin farkına vardığımız anda karşılıklı davranışlar zinciri başlar. İletişim kurmanın temel amacı bireyler arasında etkileşimi sağlamaktır. Etkili iletişim, kaynağın aktardığı duygu ve düşüncelerin alıcı tarafından kaynağın amacına, beklentisine, isteğine uygun biçimde çözülüp anlaşılması, bunlara uygun biçimde davranışta bulunulması demektir. Bu şekilde sağlıklı bir iletişimin kurulması ve devam ettirilmesi için kaynakla alıcının birbirlerini, kişilik yapılarını, tutumlarını ve çevre koşullarını da içeren bir bütün olarak değerlendirmeleri gereklidir. Bu tür yaklaşım, sözlü sözsüz iletileri oluşturan bütün davranışlar arasında bir bağlantı aranmasıyla birleştirici, bütünleştirici bir yorum yapılmasıyla mümkündür. Bireyler arası ilişkiler geliştirmeye ilişkin olarak üzerinde önemli durulması gereken bir kavram da, sosyal becerilerdir. Bireylerin yeterli sosyal becerilere sahip olmaları onların sağlıklı davranmalarını ve sağlıklı bireyler arası ilişkiler kurmalarını kolaylaştırır. Sosyal beceriler, çocukluk dönemlerinden itibaren bireyin çevresindekilerle kurduğu ilişkiler çerçevesinde gelişir. Çocukluk çağından itibaren öğrenilmeye başlayan bu beceriler şu şekilde gruplandırılmaktadır: İletişimi başlatma ve sürdürme becerileri, grupla işbirliği yapabilme becerileri, duygulara yönelik beceriler, saldırgan davranışlarla başa çıkmaya yönelik beceriler, stres durumlarıyla başa çıkmaya yönelik beceriler, plan yapma ve problem çözme becerileri. İletişimi engelleyen ve kolaylaştıran bazı davranışlar vardır. İletişimi engelleyen davranışlar Elleri kenetlemek, kolları bağlamak, bacak bacak üstüne atmak ve geriye doğru yaslanarak oturmak. Karşıdaki kişinin gözlerine bakmamak. Karşıdaki bireyi hiç ses çıkarmadan dinlemek ve sözünü kesmek. İfadesiz bir şekilde durmak. iletişim kurulan bireyin karşısına oturmak. Konuşulan kişiye adıyla hitap etmemek. Hiç soru sormamak veya kapalı uçlu sorular sormak. Karşıdaki bireyin söylediklerinden ne anlaşıldığını tekrar etmek. Umutsuz tavır takınmak. Karşıdaki ile hiçbir zaman aynı fikirde olunduğunu söylememek. Karşıdaki kişinin fikir ve görüşlerinde boşluklar bulup ortaya koymak. Yargılayıcı olmak. Önce aynı fikirde olmadığını sonra nedenini söylemek. İletişimi kolaylaştıran davranışlar. Kolları bağlamadan, bacak bacak üstüne atmadan, eller açık olarak öne eğilmek. Karşıdaki kişinin yüzüne bakmak göz teması kurmak. Karşıdaki kişiyi dinlerken, evet, gerçekten mi? gibi sözler söylemek. Gülümsemek. İletişim kurulan bireyle 90 derecelik bir açıyla oturmak. Kişiye adıyla hitap etmek. Açık uçlu sorular sormak. Ne anlaşıldığını özetleyerek tekrarlamak. Umutlu bir ifade takınmak. Aynı fikirde olunmayan durumlarda sadece kendi görüşünü dile getirmek. Karşıdaki bireyle aynı fikirde olunan noktaları sebepleriyle açık olarak söylemek. Karşıdaki bireyin fikir ve görüşlerini geliştirecek yaklaşımlarda bulunmak. Yargılayıcı olmamak. Aynı fikirde olunmadığında önce nedeni belirtmek sonra görüşü söylemek. Bu engellerle birlikte emretme, yönetme, yargılama, eleştirme, suçlama, tehdit etme, ahlak dersi verme, öğüt verme, teselli etme, isim takmada önemli engellerdendir. Bireyler arası iletişimde davranış biçimleri. Bireyler arası ilişkiler çerçevesinde davranış biçimleri iki temel boyuta göre sınıflandırılabilir bu boyutlar, dolaylı ifadeye karşılık, doğrudan ifade. Zorlayıcı ifadeye karşılık, zorlayıcı olmayan ifadedir. Bu iki değerlendirme boyutuna göre başlıca dört davranış biçimi olduğu söylenebilir. Bunlar, saldırgan, pasif saldırgan, pasif, atılgan davranıştır. Pasif davranış, bireyin kendi haklarından vazgeçmesi, diğer bir ifadeyle bireyin kendi haklarını elde etmekten kaçınmasıdır. Bu davranış biçimini sergileyenler çatışmadan kaçınarak ya da kabullenerek diğerlerinin isteklerine boyun eğerler. Duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek yerine kendine saklamayı tercih ederler. Başkalarının onun adına karar vermesine izin verirler. Reddedilme, kötü izlenim bırakma riskini göze alamazlar. Pasif davranışa sahip bireyler özür dileyen ve kararsız bir konuşma biçimine sahiptirler. Yumuşak ses tonu, ülkek ve gergin jestler ile görüşlerini ifade etmek konusundaki isteksizdirler. Beden duruşu düşük, çekingen, bazen ağlamaklı halde, canlı olmayan, dolaylı, üstü kapalı, oldukça veya olabilir kelimesini içeren ifadeler kullanan, gözler aşağıya bakan, diğer bireylerden kaçınan, huzursuz, uzaktan duran bireylerdir. Pasif bireyler, zayıf ve kolay yönlendirilebilir bireyler olarak görülür. Pasif saldırgan davranış, bu davranış biçimi genellikle saldırganlığın örtük ya da dolaylı olarak ifade edilmesini anlatır ve manipülatif olarak da adlandırılır. Manipülatif davranan birey, başkalarının haklarına saygı duyar gibi davranıp aslında saygı duymaz ve bireylerin kendilerini suçlu hissetmelerine neden olur. Duygu, düşünce ve isteklerini dolaylı yollardan iletir, imalı konuşurlar. Bu bireylerde olumsuz duygular, hatta düşmanca hisler söz konusudur. Eğer birey kendi kendine bu davranış kalıbından kurtulamıyorsa ve bu durum kendine ve çevresine zarar veriyorsa, bireyin duygu, düşünce, davranış ve alışkanlıklarını değiştirmek için uzun süreli psikoterapi programı uygulanmalıdır. Saldırgan davranış, diğer bireylerin haklarını göz ardı eden ya da onların haklarına zarar veren belli ölçüde tehditkar bir davranış biçimidir. Bu davranış biçimi diğer bireyin duygularını gözetmeksizin kazanmayı hedefler. Saldırgan davranış gösteren birey çevresindeki bireylerin sahip olduğu hakları reddeder, başkalarının duygu ve düşünceleriyle ilgilenmez, kendi duygu, düşünce ve isteklerinin başkalarınınkinden daha önemli olduğuna inanır. Emredici, savunmacı, düşmanca davranır. Saldırgan davranış, aile, kişilik yapısı, şiddete maruz kalmış olma Bireyin büyüme dönemindeki olumsuz örnek davranışlar, psikiyatrik hastalıklar, alkol uyuşturucu bağımlılığı gibi pek çok nedene dayalı olabilir. Sorunun neden kaynaklandığına bağlı olarak iletişim eğitimi, psikolojik rehberlik hizmeti, terapi ya da ilaç tedavisi gerekebilir. Atılgan davranış Pasiflik ve saldırganlık özelliklerinin tam ortasında ise sağlıklı iletişimi anlatan kendini doğru ve güvenli bir biçimde ortaya koymayı ifade eden atılgan davranış vardır. Atılganlık, başkalarını küçük görmeden, onların haklarını yatsımadan bireylerin kendi haklarını koruyabilmeleri için geliştirilen bireyler arası davranışlar biçimi olarak tanımlanmaktadır. Kendine güvenir, gerektiğinde hayır diyebilir. Atılgan davranış gösteren birey hem kendine hem de başkalarına saygı duyar ve değer verir. Atılgan davranış biçimini diğer davranış biçimlerinden ayıran bir takım özellikler vardır. Göz teması, atılgan birey iletişim halindeyken göz teması kurar. Yüz ifadesi, bu davranış biçiminde iletilen mesajın etkili olması için iletenin yüz ifadesinin de ona uygun olması gerekmektedir. Vücut duruşu, bu davranış biçiminde Bireyle iletişim halindeyken doğrudan doğruya karşı tarafın yüzüne bakılması, dik oturulması, konuyla ilgilenildiğini ortaya koyar. El ve vücut hareketleri, kurulmak istenen iletişimin amacına ya da anlatılmak istenen konuya uygun el ve vücut hareketleriyle konuşmayı desteklemek, mesaja açıklık ve sıcaklık katabilmektedir. Ses tonu, atılgan birey için iyi ayarlanmış bir ses tonu hem ikna edici hem de ürkütücülükten uzaktır zamanlama, atılgan birey sözel ifadelendirmede duraksamaz ve tereddüt etmez, diğer bireyin tepkisinin etkili olmasını engeller. İçerik, atılgan olabilmek için, kültürel ortamı da göz önünde bulundurarak neyin, kime ve nasıl söylenildiğine dikkat edip mutlaka doğru ve iyi seçilmiş sözcüklerle bireyin kendisini ifade etmesi gerekmektedir. Atılganlık hakları, sağlıklı bireyler arası ilişkiler kurmak için gerekli olan bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu haklar şunlardır. Kendi davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve duygularımızı yargılama, bunları uygulama ve sonuçlarına katlanma sorumluluğunu üstlenme hakkımız vardır. Davranışımızı gerekçelendirecek bir neden veya özür göstermeme hakkımız vardır. Başka bireylerin sorunlarını çözmeye ilişkin sorumluluğumuz olup olmadığı konusundaki kararı yargılama hakkı bize aittir. Fikrimizi değiştirme hakkımız vardır. Hata yapma ve bundan sorumlu olma hakkımız vardır. Bilmiyorum deme hakkımız vardır. Başkalarıyla baş etme ilişkilerine girmeden önce onların iyi niyetinden bağımsız olma hakkımız vardır. Karar verirken mantıklı olmama hakkımız vardır. Anlamıyorum deme hakkımız vardır. Beni ilgilendirmez deme hakkımız vardır. Bireyler arası iletişim dersi 5. ünite özeti Bireyler arası iletişimde kültür, kültür kavramı ve kapsamı, kültür, latince, culture'a, kökünden türetilmiş Fransızca bir kelimedir. Ekin ekmek, yetiştirmek, terbiye etmek anlamlarına gelmektedir, Giddens, 2009 bölü 32. Kültür, tarih boyunca toplumların yapısını yaşam biçimlerini şekillendiren, var eden bir yapıdır. Toplumların varoluş biçimleri, varlıkları, sahip oldukları kültürel geçmişleriyle bağlantılıdır. Ayrıca ahlak anlayışları, yaşam tarzları, değerleri, inançları da kültür kapsamında değerlendirilir. Kültür önceleri hayvan ve ürünlerin yetiştirilmesi anlamında, sonra ise insan yeteneklerinin gelişmesi anlamında kullanıldı. Zamanla kültür Toplu halde yaşayan insanların günlük yaşam pratikleri içerisinde yarattıkları veya ürettikleri değerleri, gelenekleri, görenekleri, tavır ve davranışları anlatan bir kavram olarak gelişti. Nietzsche'ye göre kültür, her şeyden önce bir ulusun yaşam tarzlarının tamamındaki sanatsal stil, tarz üslup, birliğidir aktaran, kuçuradi 2014 bölü 57. Kültür, insan için, insanlık için, insanlar tarafından, hatta bazen insana rağmen, yaratılmış, bulunmuş her şeydir. Algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz, düşünebildiğimiz her şey. Başka deyişle, kültür, insanoğlunun kendi için, kendi mutluluğu, rahatı ve potansiyel güçleri adına kendinin var ettiği, var edebildiği her şeydir. Erinç, 1995 bölü 10. İnsan davranışlarını ve insanın yarattığı maddi ve maddi olmayan ürünleriyle görünür hale gelen fikir, inanç, düşünce ve değer yönelimleri sistemidir, aktaran Kartarı, 2014 bölü 103 Kültür, sembol, anlam ve normların tarihsel aktarım sistemidir, aktaran Kartarı, 2014 bölü 9 Edward T. Hall, kültürle iletişimi birbirinden ayırmaz. Ona göre, kültür insan toplulukları tarafından insanın temel gereksinimlerini karşılamak üzere üretilen yaratılan her türlü insan yapısı ürünler bütündür, aktaran Kartarı, 2014 bölü 9. Tanımlardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki, kültür konusunda önemli bir nokta karşımıza çıkmaktadır. O da, insan eliyle yapılmasıdır. Doğanın gücüyle meydana gelen oluşumlar, doğadaki canlıların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları kültür değildir. Kültür ve iletişim birbirlerini var eden, sürekli kılan, çoğaltan biçimlendiren iki kavramdır ve birbirinin hem nedeni hem de sonucudur. Söz konusu tanımlara ve çalışmalara dayanarak kültürün bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Kültür öğrenilir. Güdüsel ya da genetik değil, her bireyin doğduktan sonra Yaşayarak kazandığı, iletişim halinde olduğu bireylerden öğrendiği bilgi, davranış ve alışkanlıklardır. Kültür tarihidir ve süreklidir. Bütün canlılar yaşadıkları sürece varlıklarını sürdürecek, kendilerini tehlikelerden koruyacak bazı beceriler kazanırlar. İnsan öğrendiklerini yavrusuna aktarabilen tek canlıdır. Onun biricikliği kuşkusuz dil öğrenme ve öğretme becerisinden gelir. İnsanın ilk varoluşuna kadar uzanan kültür, tarihi ve sürekli bir varlık alanıdır. Kültür toplumsaldır. Kültürün öğrettikleri yalnızca zaman boyutunda sürekli mekan coğrafya boyutunda da toplumdan topluma farklılık gösterir, değişir. Bir toplumun sahip olduğu, yarattığı, paylaştığı tüm alışkanlıklar o toplumun kültürüdür. Kültür toplumsal olduğuna göre geleceği topluma bağlıdır. Güvenç, 2002 bölü 55 eksi 56. Kültür her ne kadar, ideal kural, davranış ve değerlerden oluşursa da, bireysel tutum ve davranışlar, büyük ölçüde ideallerden ayrılır. Diğer bir deyişle, her kültür bütünü, ideal ve gerçek adını verebileceğimiz bir kültür ikileminden oluşur. İdeal ile gerçek ara sıra birbirine yaklaşsa, üst üste gelse de, çoğu zaman birbirinden uzaktır. Öyleyse insan davranışlarının büyük bölümü kültürel öğrenilmiş olsa bile ideal olmayabilir. Güvenç, 2002 bölü 55-56 Kültür, ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır. Kültür, yaşamsal ve toplumsal gereksinimleri karşılayıcı, başka bir deyişle işlevseldir. Doyum düzeyi, alışkanlıkları destekler ve pekiştirir, doyumsuzluk ise değişim ve boşluklara yol açar. Süreklilik, doyumun, doyumsuzluktan biraz daha fazla oluşuna bağlıdır. Biyolojik gereksinimler evrenseldir, bunlara yanıt veren örgüt ve değerlerin, kültürlerin belli ölçülerde benzer olması kaçınılmazdır, güvenç, 2002 bölü 55 eksi 56. Kültür simgeseldir. Kültürde öğrenmenin yanı sıra dil ve etkileşim de önemlidir. Dil, toplumda insanları birbirine bağlayan bir öge olduğu kadar, Kültürün gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemlidir. Dil, toplumun simgesel sistemidir. Kültür, bireyler arasında bir iletişimin olmasını gerektirir. Kültür toplumsal bir üründür ve bireyler arası etkileşim sonucu doğup gelişir, İçli, 2002 bölü 82. Kültür örüntülüdür. Kültürler gelişi güzel toplanmış, görenek ve inançlar değil bütünleşmiş örüntülü sistemlerdir. Adetler, değerler, kurumlar, inançlar birbirleriyle ilintilidir. Bunlardan birinde meydana gelen bir değişme diğerlerini de etkiler. Bir kültürün farklı ögeleri çekirdek değerler etrafında bütünleştirilebilir, İçli, 2002 bölü 83. Yine bununla ilişkili olarak kültür bir soyutlamadır. Kültür, bütünüyle maddi, gözlemlenebilir bir olgu değildir, soyut, kişilerin zihinlerinde olan bir kavramdır, güvenç, 2002 bölü 104. Gelenekler, görenekler, töreler maddi bir olgu değildir ancak dilden dile, bireylere aktarılarak onların davranışlarını, yaşam tarzlarını etkiler. Özelliklerinden yola çıkarak söyleyebiliriz ki, kültür çok boyutlu ve dinamik bir kavramdır. Kültürün bileşenleri, değerler ve normlar. Değerler, kültürel olarak belirlenmiş toplumsal standartlardır. Neyin nasıl olması gerektiğini belirler. Aynı zamanda toplumun sürdürdüğü ortak amaçlardır. Normlar ise bir sosyal grubun kendisi için ilke edindiği ve grup üyelerinin eylemlerini yönlendiren davranış kuralları bütünü ya da ahlak alanında doğru eylemi belirleyen kural, uygun davranış için standart, eylemde temeli alınan davranış ilkesi olarak tanımlanır. Norm aynı zamanda değeri yargılamak ya da değer biçmek için kullanılan ölçüdür, cevizci, 1999 bölü 633. İnançlar, inanç kavramı, kesin olmayan bir şeyi doğru sayma, us yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları, hiçbir kuşku duymaksızın onaylama, olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer tanımda ise inanç, bir önermenin doğru olduğunu düşünme ya da savunmaya, kesin bilgiden daha zayıf olmakla birlikte temelsiz sanıdan çok daha güçlü olan bilgi parçasına karşılık gelir, cevizci, 1999 bölü 463. Efsaneler ve kahramanlar. Efsaneler, geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikayelerdir. Bir diğer tanım da eski çağlardan beri söylene gelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikayelerdir. Kahramanlar ise geçmişte yaşamış, o toplum için yarar sağlamış, bu yararlar sayesinde bir anlamda devleşmiş büyük başarılara sahip kişilerdir. Kahramanlar bir bakıma toplumun sahip olduğu değerlerin de sembolüdür. Semboller, sembol, bir düşünce, fikir ya da nesnenin yerini tutan, bir kavramı veya bir düşünceyi belirten gözle görülür ve anlamı bilinir işarettir. Bir anlam, nesneyi göstermek, ifade etmek için kullanılan sözcük, işaret ya da mimik olarak sembol, kendisine ortak bir anlaşma, uzlaşma ya da gelenek aracılığıyla belli bir anlam aktarılan uzlaşımsal işareti, belirli bir nesne, süreç veya işlemi ima etmeye yarayan şeydir. Cevizci, 1999 bölü 745 Gelenekler, bir topluluğun mevcut toplumsal yapısını ve değer sistemini çok büyük sarsıntılar yaşamadan koruyup devam ettirmesi amacıyla kendinden önceki kuşaklardan devraldığı, belli bir dönüşüme uğratarak sonraki nesillere aktardığı, başta inançlar, düşünceler ve kurumlar olmak üzere her türlü sosyal uygulamadır. Cevizci, 1999/373. Kültür alanı olarak dil. Dil kültürün toplumsal düzeyde varlığını koruyabilmesi için vazgeçilmez önemde bir simge sistemidir. Üzerinde uzlaşılmış anlamlar, sözcükler, sözcüklerin kullanımlarını belli kurallara bağlayan bir simge sistemi olan dil, kendi başına anlamı olmayan ses birimlerinden oluşur. Dil belli bir büyüklükteki bir toplumda iletişimi, simge alışverişini mümkün kılar. Ancak dil sadece işlevsel olarak çalışan bir olgu değildir. Aynı zamanda iletişimsel süreçte yeni anlamlar üretilmesini, mevcut kavram ve ifadelerin kimi zaman kuralların değişkenlik kazanmasına yol açan etkileşimlerin oluşmasını sağlayan bir düşünsel zemindir. Ergur, 2014/15. Kültürün temel boyutları. Özgürlükçü çağdaş anlayış ile geleneksel otoriter kültür şu temel boyutlarda değerlendirilebilir. Cüceloğlu, 2012, 245 ila 251. Dünya görüşü, dünya görüşü kişinin hayatı insanı nasıl algılayıp anlamlandırdığı ya da değerlendirdiği ile ilgili boyuttur. İnsanın doğası bu boyut insan nedir sorusuna cevap verir. İnsanın doğayla ilişkisi insanın doğayla nasıl etkileşim içinde olması gerektiğini belirtir. Bireysellik, bağımsızlık bireyin kendini diğerlerinden kendine özgü özelliklerine verilen değeri ifade eder. Değişim, bu boyut zamanla kaçınılmaz olarak ortaya çıkan değişimin nasıl algılandığını ifade eder. Zaman, kişilerin vakitlerini harcamayla, zamanı nasıl değerlendirdikleriyle ilgili temel değerleri ifade eder. Eşitlik, hakkaniyet, bireyler arası ilişkilerde güç dengesini ifade eder. Mücadelecilik, yarışkanlık, kişilerin başarı için birbirleriyle yarışmasını belirtir. Açık doğrudan iletişim, bu boyut kişiler arası ilişkilerde mesajların kullanılma biçimini ifade eder. Uygulanabilirlik ve verimlilik, bu boyut düşünce ve davranışların pratik bir sonuca dönük olmasını belirtir. Materyalizm, nesnel terimler içinde ifade edilebilen kazançların değerli olduğunu ifade eder. Eğitim, bu boyut bireyin gelişimi boyunca topluma ve yaşama hazırlanması için gerekli süreci ifade eder. Birey ve devlet ilişkisi, bireyle devletin birbirlerine karşılıklı görevlerini ifade eder. Kadın-erkek ilişkisi, bu boyut, kadın ve erkeğin toplum içindeki göreli yerlerini ve değerlerini ifade eder. Gerçek kültür ve ideal kültür. Gerçek kültür, norm ve değerlerin pratikteki, günlük yaşamdaki uygulanış ya da bulunuş biçimidir. İdeal kültür, Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasıdır. Özkalp, 2101 ila 102. Yüksek kültür ve yaygın kültür. Toplum içerisinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük bir grubunun sahip olduğu kültüre yüksek kültür denir. Alt kültür ve karşıt kültür. Alt kültür toplumun temel kültür değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer norm ve yaşam biçimi olan gruplardır. Karşıt kültür ise bir alt kültür biçimi olup norm ve yaşam biçimleri açısından içerisinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları benimser. Özkalp, ila 102. Sosyal bilimciler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumlarda üç temel sınıftan bahsetmektedir. Bunlar üst sınıf, büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahiplerinden oluşan ve burjuvazi olarak da anılan bir sınıftır. Orta sınıf, eski orta sınıf ve yeni orta sınıf olmak üzere ikiye ayrılır. Eski orta sınıf endüstri devrimi ile birlikte ortaya çıkan, az sayıda işçinin çalıştığı küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinden ve kendi hesabına çalışan esnaf ve zanaatkarlardan oluşmaktadır. Yeni orta sınıf ise endüstri devrimi sonrasında genellikle hizmet sektörünün gelişimi ile birlikte ortaya çıkan bir sınıftır. Literatürde büyük tartışmalara konu olmakla beraber, yeni orta sınıfta genellikle kendi içinde üst orta ve alt orta sınıf biçiminde ikiye ayrılabilir. Üst orta sınıf içinde kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda çalışan üst düzey yöneticiler ile teknik iş gücü becerilerine sahip profesyoneller, avukatlar, eczacılar, mühendisler, doktorlar ve benzeri ele alınırken, alt düzey profesyoneller, orta ve alt kademe yöneticiler ve memurlar genellikle alt-orta sınıf içinde ele alınmaktadırlar. Alt sınıf, kamu ve özel sektörde vasıfsız ve düşük ücretli işlerde işçi statüsünde çalışan ve bu nedenle işçi sınıfı olarak adlandırılır. Alt sınıfta yer alan bireyler, genellikle vasıfsız ve eğitimsiz bir iş gücünden oluşur ve daha çok kol emeğine dayalı işlerde istihdam edilirler, suğur, 2011 50 ila 53 Bireyler arası iletişim ve kültür. Kültür ve sözlü iletişim. Sözcük dağarcığı ve dilin yapısı, dille kültür arasındaki ilişkilerin kavranmasında temel karşılaştırma ögelerini oluşturur. Her toplum kendi düzeninin koşullarına göre gerekli sözcükleri oluşturur ve kullanır. Bir dilde belirli bir nesne ya da olayla ilgili olarak üretilmiş çok sayıda sözcüğün bulunması, sözü edilen nesne ya da kavramın o kültür grubunun yaşamında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösterir, Kartarı, 2014 bölü 105. Sözcükler kültür içerisinde biçimlenir, anlam kazanır. Sözlü iletişim her durumda ve her kültürel ortamda bireyler arası iletişiminin temel biçimidir. Ancak kullanım biçimi kültürün yapısal özelliklerine göre farklılık gösterebilir. İçinde bulunulan ortam sözlü iletişimin belirleyici etmenlerinden biridir. Bireyler sözlü iletişim sırasında dillerinin onlara sağladığı kodlar arasından duruma uygun olanları seçerek ileti oluşturmada kullanılırlar. Her kültürde kod seçimi belirli ilkeler çerçevesinde gerçekleşir. Bu ilkeler, bireylerin başkalarıyla konuşmadan önce onu planlamasına, konuşma sırasında uygun kod seçimine yardımcı olur ve zamanla sağlamlaşıp yaygınlaşır. Bireylerin kişilik özellikleri ve diğer niteliklere göre, iletişimin evrensel kavramı altında toplanabilecek bileşenlerine bütün kültürlerde rastlanabilir. Ancak iletişimin hangi bileşeninin hangi durumlarda ve hangi sıra ile kullanılmasını belirleyen şey tek tek kültürlerdir. Kültür ve sözsüz iletişim Sözsüz iletişim, konuşma diline göre nispeten daha evrensel sayılır. Anlamları açısından benzerlikleri, farklılıkları bulunsa da hepsi kültüre göredirler. Başka deyişle, her toplumun kültüründe sözsüz iletişim ögeleri dağarcığı ve bu dağarcığın kullanım biçimi kendine özgüdür. Sözsüz iletişim, kültürel ortamda öğrenilmiş, karmaşık ve çok düzeyli iletişim türüdür. Bu nedenle duruş ya da beden hareketleri her kültürel ortamda her zaman aynı anlamı vermez. Aynı kültürel ortamda kadınlar ve erkeklerin beden dili hareketleri farklılık gösterir. Sözsüz iletişimi ve beden dilini kullanma sınıflar arasında da farklılık gösterir. Toplumun daha üst sınıflarına mensup kişilerin beden dili daha kontrollü, abartısız, daha resmi olması beklenir. Bu farkı cenaze törenlerinde de gözleyebilirsiniz. Üst sınıfa mensup bireylerin katıldığı bir cenaze töreninde ölenin yakınları siyah gözlükler takıp ve siyah elbiseler giyerek teselli amacıyla birbirlerinin elini tutarlar. Hatta bazen cenazenin arkasından yeterince üzülmediklerini düşünebilirsiniz. Daha alt sınıflara mensup kişiler cenaze törenlerinde duygularını ve üzüntülerini daha coşkulu ifade ederler. Beden dili ülkeden ülkeye ya da bazen yöreden yöreye farklılık gösterir. Araştırmalarda ilk insanların beden dilini kullanımlarında benzer işaret ve davranışları gösterdikleri saptanmıştır. Beden diline ait birincil işaretleme sistemini oluşturan bu mesajlar insanlığın evrensel dilidir. Bireyler Arası İletişim Dersi 6. Ünite Özeti. Bireyler Arası İletişim ve İletişim Araçları. Giriş. İletişim denilince insanların aklına insan ile insan arasındaki sözel bir şekilde işleyen iletişim gelir. Fakat iletişim ne sadece insanlar arasında ne de sadece sözlü bir şekilde gerçekleşir. Doğadaki bütün canlılar iletişim içerisindedir. İnsan ile insanın karşılaştığı, ilişki kurduğu her yerde, her durumda, her mekanda ayrı bir dil biçimi içerisinde kodlanmış bir iletişim gerçekleşir. Gerçekleşen her iletişimde de çeşitli araçlar kullanılır. İletişim gerçekleşme sürecinde iletişim araçları da etkili bir rol oynamaktadır. Kitabın bu bölümünde de iletişim, bireyler arası iletişim, iletişim araçları ve iletişim araçlarının bireyler arası iletişime etkileri ele alınmaktadır. İletişim ve bireyler arası iletişim, genel bir ifade ile iletişim bir fikrin, tutumun iletilmesidir. Genel olarak iletişim süreci de, gönderici mesaj kanal alıcı, çizgisel modeliyle şekillenir. Bu modelin daha kapsamlı olduğu söz konusu iken, genel olarak bir iletişim sürecinin bu şekilde olduğu söylenebilir. Bireyler arası iletişim ise genellikle kendiliğinden ve teklifsizdir. İletişim içerisinde olanlar birbirlerinden en üst derecede geri besleme alırlar. Bireyler arası iletişim bağlamı ya fiziksel olarak aynı uzamı paylaşan iki kişinin ilişki biçiminde, yüz yüze ilişki, ya da farklı uzamlardaki iki kişi arasında, telefonla görüşme ve benzeri, gibi, mesaj alışverişi şeklinde gerçekleşir. İletişim türü, türün nasıl tanımlandığına göre şekillenmektedir. Türün tanımlanmasına göre iletişim türleri aşağıdakiler gibidir. Aracılanmaya, göre tanımlarsak, teknolojiyle aracılanmamış iletişim, teknolojinin kullanılmadığı, insanın doğal olanı kullanarak, doğalı dönüştürmeden yaptığı iletişim teknolojiyle aracılanmamış iletişimidir. Bu grup içerisine doğal araçların, beş duyumuzun, kullanıldığı dürtme, işaret etme, gösterme, çağırma, seslenme ve sözlü iletişim gibi her çeşit iletişim girer. Teknoloji ile aracılanmış iletişim, bu grup, beynimizin, kulağımızın ve gözümüzün uzantısı olan araçları kullanarak yaptığımız iletişim çeşitleridir. Bu çeşitlerde kullanılan teknolojik araca göre isimlendirilir. Örnek olarak yazı, fotoğraf, film verilebilir. Teknolojiyle aracılanmış iletişimde enformasyonun akış yönüne göre tanımlarsak, basit dublex tarz, tek yönlü radyo ve televizyonda olduğu gibi tek bir alıcı kanal, araç vardır ve bu araç, kanal bize, karşılık verme olanağı tanımaz. Half dublex tarz, walkie talkie telsizlerde olduğu gibi, biri konuşup bitirince, bir düğmeye basarak dinleyen kişi diğer kişiyle konuşabilir. Burada da tek bir iletişim kanalı vardır. Tam Dublex Stars, cep telefonunda olduğu gibi iki tarafta aynı anda birbiriyle konuşabilir. Çift yönlü iletişim akışına izin veren araçta iki kanal vardır. Örgütlenmiş zamanın bağlamında tanımlarsak, eş zamanlı iletişim, tarafların aynı anda mesaj göndermesi ve almasıdır. Eş zamanlı olmayan iletişim, eğer iletişim üretme, Dolaşıma sokma ve yanıt verme süreçlerinde zamansal kesinti ve zamanda gecikme olursa buna eş zamanlı olmayan iletişim denir. İletişim ve dolayısıyla bireyler arası iletişim dinamik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yer alanlar sürekli olarak diğerinin gönderdiği mesajları algılar ve kimi zaman sessiz kalarak bile bu mesajlara geri bildirim verirler. İletişim ve anlamlandırma sürecinde iletişimin gerçekleştiği bağlam oldukça önemlidir ve bu nedenle iletişim sürecinin hangi bağlamda gerçekleştiğini dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Bağlam kadar etkili ve dikkate alınması gereken bir diğer nokta iletişim sürecinde kullanılan araçlardır. Bu araçlar bireyler arasındaki iletişimin başarısında belirleyici olabilmektedir. İletişim araçları olmaksızın iletişim gerçekleşemez. İletişim araçları denildiğinde iletişimin içeriğini taşıyan doğal ve yapay, taşıyıcı araçlardan ve bu taşıyıcı araçlara içeriği yüklemekten bahsedilmektedir. Dolayısıyla araç, örgütlenme, ürün üretme, dağıtma ve tüketme ile ilişkilidir. İletişimi kaydeden ve taşıyan araçlardaki gelişme kil tabletten elektronik sinyalleri taşıyan cep telefonu, bilgisayar ve USB'ye doğru oldu. Bireyler arası ilişkilerde teknoloji kullanımı etkilidir. Genel olarak teknolojinin daha az egemen olduğu ve daha az karmaşık olan kırsal kültürlerde bireyler arası ilişkiler daha sabit, daha sıkı ve daha az bireysel amaca yönelik olma eğilimi gösterir ve işleve yönelik değildir. Buna karşın kentsel kentsel alt kültürlerde bireyler arası ilişkiler özelleşmiş nitelik taşır ve konunun uzmanları tarafından verilmemiş enformasyon daha az güvenilir ve hatta önemsizdir. Gelişen teknolojiler ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla iletişim açısından kentsel ve kırsal alt kültürler arasındaki bu fark giderek ortadan kalkmaya başlamıştır. Bireyler arası iletişim süreci tüm toplumsal süreçler gibi değişime uğrayan öğeler, çevreler ve ilişkileri içerir. İletişime giren bireyler aynı olmakla birlikte farklı dönemlerde benzer bir konuda yaptıkları sohbet ve veya tartışmanın biçim ve içeriğinin yaşanan toplumsal dönüşümlerin etkisi ve bu dönüşümlerin bireyler üzerinde yarattığı etkiyle farklılık gösterme olasılığı yüksektir. Bireyler arası iletişimdeki amaçlar ve sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür. Zorunlu veya yaratılmış gereksinimleri giderme, arzuları ve istekleri yerine getirme, kendimizi ve diğerlerini tanımlama Kimlik oluşturma veya oluşturulmuşu sürdürme. Herhangi bir nedenle birbirine anlama bağlamı kurma. İlişkiyi açıklama, önceden tahmin ve kontrol etme. İlişkiyi tanımlama ve bağlamını kurma. İlişkiyi koruma, sürdürme ve geliştirme. İlişkiyi düzenleme ve tamir etme. Pazarlık, özveri, baskı veya şantajla arayı bulma. Çatışmaları önleme veya çözme. İlişkiye son verme. İlişkiyi yeniden başlatma. Sosyal bilgi kazanma. Süre gelen egemenlik ve mücadele koşullarını çeşitli biçimlerde katılarak veya katılmayarak yeniden üretme. Ekonomik, siyasal ve kültürel üretimin ve ilişkilerin sürmesine ve değişmesine katılma. Ezme ve ezilme bağlamını koruma veya değiştirmek için mücadele verme. İletişim araçları. İletişim sürecinde önemli noktalardan biri iletişimin hangi kanallarla, hangi ortamda yapıldığı yani iletişim araçlarıdır. İletişimin amacına, hedefe ve bağlamın özelliklerine göre kullanılacak iletişim araçları farklılık gösterebilir. Bu araçlar için aşağıdakiler gibidir diyebilir. Sözlü iletişim araçları, sözlü iletişimin ana varlığı dildir, biçimi ise konuşmadır. Sözlü iletişim ağız yoluyla ile çıkarılan sözlere farklı anlamların yüklenmesiyle gerçekleşir. Sözlü iletişimde mesajların iletimi için zaman zaman araçlar, kanallarda kullanılır. Bu araçlar genel olarak iletişimde bulunan alıcı ve vericinin birbirini görmediği zamanlardır. Buna örnek olarak internetten yapılan sesli aramalar verilebilir. Yazılı iletişim araçları, yazının bulunması ve gelişimi ile sözlü iletişim olgusuna yazılı iletişim türü eklenmiştir. 15 Yüzyıl ortalarında matbaanın bulunuşu ile yazılı iletişim araçları hızla gelişmiş bir dönem soylulara özgü olan kitap okuma ya da sahip olma olgusu zamanla geniş kitlelere yayılmıştır. Bu gelişmeyi süreç içerisinde gazeteler ve diğer süreli yayınların çıkması ve yaygınlaşması izlemiştir. Günümüzde yaşanan gelişmelerin geldiği son noktada internet yazılı iletişime farklı bir boyut getirmiştir. Uzak iletişim araçları, uzaktan iletişim, telekommünikasyon, verici ile alıcının birbirini görmeden herhangi bir iletişim kanalını kullanarak yaptığı iletişim türüdür. Bu iletişim türü, iletişimde bulunanların sayısı, alıcının sayısı, bulundukları ortam, amaç gibi özelliklere göre değişebilir. Uzak iletişim, telekomünikasyon duyum, yazı, resim, simge ya da her çeşit bilginin tel, radyo, optik ile başka elektromanyetik dizgelerle iletilmesi, bunların yayımı ya da alınması olarak da tanımlanabilir. Uzak iletişimi kullanılan araç türüne göre de üçe ayırmak mümkündür. Çeşitli iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişim, mektup, telgraf, telefonda konuşma, SMS, ses ve görüntü bandı, plak, CD, VCD, DAT, MDV, DVD gibi sesli, görüntülü, yazılı araçlarla yapılan iletişim. Kitle iletişim araçları ile yapılan iletişim, radyo, televizyon, gazete, dergi gibi kitlelere yönelik araçlarla yapılan iletişim. İnternet yolu ile yapılan iletişim, bu iletişim e-posta yolu ile iletişim, e-sohbet, web sayfaları, siteleri gibi iletişim olarak farklı adlarla yapılabilir. Bu sınıflandırmanın yanı sıra McLuhan iletişim araçlarını şu şekilde sınıflandırmaktadır. Sıcak araçlar, tek duyuyu uzatan ve izleyiciye tamamlaması için çok şey bırakmayan araçlar sıcak araçlardır. Bu araçlara radyo, sinema ve fotoğraf ve benzeri örnek olarak verilebilir. Bu sıcak araçlar duyuya oldukça fazla enformasyon verirler. İzleyici katılımı düşüktür. Soğuk araçlar çok az şey veren ve izleyici tarafından çok şey eklenmesini gerektiren araçlar soğuk araçlardır. Soğuk araçlara örnek olarak televizyon ve telefon verilebilir. Soğuk araçlarda izleyici ya da kullanıcı katılımı ve tamamlama durumu yüksektir. Enformasyon bakımından verdiği az olduğu için izleyicinin aktif katılımı gerekir. İletişim araçlarının bireyler arası iletişime etkileri İletişim araçlarının bireyler arası iletişim sürecine etkileri araca göre farklılık göstermekte ve olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. Günümüzde farklı teknolojiler ve farklı iletişim süreçleri giderek daha çok birbiriyle ilişki kurma ve birbirine yaklaşma yönündedir. İletişim teknolojileri değişimin başlıca itici gücüdür. Ancak bu teknolojiler kişisel, kuramsal ve toplumsal olsun çeşitli toplumsal bağlamlarda ele alınıp değerlendirilmelidir. Bu noktada bireyler arası ilişkiler üzerindeki öneminden hareketle teknoloji kullanımının toplumlar ve dolayısıyla bireyler hayatındaki olumsuz etkilerine de değinmekte fayda var. Teknolojik olarak zehirlenmiş bireylerin gösterdikleri semptomları şu şekilde sıralamak mümkündür. Bireyler ibadetten beslenmeye kadar her şeyde hızlı çözümler tercih etmektedir. Bir yandan teknolojiden korkarken diğer yandan teknoloji bağımlılığı söz konusudur. Gerçek ve sahte bulanıklaşmıştır. Şiddet normalleşir. Teknoloji bireyler tarafından oyuncak gibi sevilmektedir. Bireyler hayatlarını mesafeli ve çılgın yaşamaktadır. İletişim araçları bireyleri dünyaya yöneltmenin yanında bireylerin kullandıkları duyu oranını değiştirerek karakterlerini de değiştirir. İletişim teknolojisi kişilerin sadece ne düşüneceklerini değil nasıl düşüneceklerini de belirler. Örneğin, konuşmaya dayanan kültürde kulak, dinleme, basına dayanan kültürde göz, görme önem kazanır ve basına dayanan kültürde insanlar duyduklarına inanmakta ve konuşulanı hatırlamakta zorluk çekerler. Görüldüğü gibi teknolojik gelişmeler bir yandan bireyleri iletişim sürecinde özgürleştirmekte, uzakları yakın kılmakta ve dünyanın diğer ucundan bir başka bireyle etkileşimli iletişim kurmasına olanak tanımaktadır. Diğer yandan ise gelişmiş teknolojilerin ürünü olan iletişim araçlarını kullanmanın kendilerinde yarattığı alışkanlıklar ile iletişim sürecindeki beklenti ve tavırları değişebilmektedir. Örneğin telefon aracılığıyla mesajlaşan bireyler için eş zamanlılık ya da hız hayati önem taşımazken internet teknolojisinin bireyi alıştırdığı hız bireyler arası iletişim sürecinde beklemeye tahammülsüz bireyler yaratmıştır. Bu da bireyler arasındaki süreci olumsuz etkilemektedir. Kitle iletişimdeki gelişmeler hayatın her alanına yansıdığı gibi bireyler arası iletişimde de etkili ve hatta belirleyici rol oynamaktadır. Etkileşime olanak tanıması, bireyler için birçok konuda enformasyon kaynağı olmaları ve özellikle gelişen teknolojilerin etkisiyle bireylerin hayatlarının merkezine yerleşmeleri bu araçların bireyler arası iletişimde etkisini ve dolayısıyla önemini arttırmaktadır. Örneğin yazının kullanıma girmesi, insanların toplumsal yaşamlarını istemli yapılara dönüştürmelerine yardımcı olmuştur. Kayıtların tutulması, uzak mesafelerdeki insanlar, kurumlar, örgütler, topluluklar ve benzeri. Arasında yazışmalar aracılığıyla eşgüdüm sağlanması, toplumsal bütünlüğün korunması ve sürdürülmesi açısından olanak sağlamış ve dolayısıyla bireyler arası iletişimi de olumlu yönde etkilemiştir. Fakat yazılı iletişim aynı zamanda insanlar arasında hiyerarşik ilişkilerin, yöneten ve yönetilen, egemenlik ve bağımlılık ilişkisinin güçlenmesine neden olmuştur. Bu da yazının kullanıma girmesinin olumsuz etkisinin olduğunu da göstermektedir. Günümüzde süreç içerisinde yaşanan teknolojik dönüşümlerin etkisiyle ortaya çıkan dijital gösterimler daha önceki geleneksel üretim biçiminin aksine seyirciyi çok daha fazla merkezine koyan ve onun beklentilerine göre kendi dinamiklerini yenileyen bir aşama olarak olanaklarını gün geçtikçe arttırmaktadır. Dijital olanakların seyircisine kazandırdığı seyir deneyimleri olan televizyon, video gibi teknolojilerde gözlemlenebilir sonuçlar vermesine karşın bu sonuçların en somut değerlendirilebileceği teknolojiler üç boyutlu sinema ve interaktif seyir teknolojileridir. Bu olanaklar sayesinde değişen, dönüşen seyir kültürü televizyon, video, CD, DVD, Blu-ray, cep telefonu ve internet ortamından bireysel izlemeye de olanak vermekte bu yönüyle kamusal alanda birlikte izleme ve devamında film üzerine yapılan bireyler arası sohbetlerle sosyalleşmedeki dönüşüm bu sürecin toplumsal bağlamdaki yansımalarını oluşturmaktadır. Çünkü bireyin kendisini teslim ettiği bir ritüelden daha çok, kendi seyir kurallarını, Yalnız ya da birlikte izlediği seyirci çevresini belirlediği bir biçim söz konusudur ve bu nedenle kaçış alanı olma özelliği ortadan kaybolmaktadır. Yani seyircinin pasif konumu değişmiş, daha aktif bir seyirci gündeme gelmiştir. Görüldüğü gibi yaşanan dönüşümler bireylerin sosyalleşme süreçlerinde önemli olan sinema ile kurdukları ilişki biçimini dönüştürmüştür. Bireylerin sinemaya gitme ve orada bireyler arası iletişimde bulunma aktiviteleri azalmıştır. Ancak bireyler başka izleme pratikleri üzerinden filmlerle kurdukları görece daha yoğun ilişkileri bugün sosyal medya aracılığıyla diğer bireylerle kurdukları bireyler arası ilişkilerde daha fazla gündem konusu yapmaktadırlar. Günümüzde herhangi bir izleyici interaktif senaryo yazım süreçlerinde filmlerin senaryolarının bir kısmını paylaşan senaristlere filmi ilişkin görüşlerini iletebilmekte böylelikle internet üzerinden senarist ile kurduğu bireysel iletişim sayesinde filmin üretim sürecine de dahil olabilmektedir. Ayrıca filmlere ilişkin yorumlarını sinema siteleri ve kişisel bloglarda paylaşabilmekte filme ilişkin dünyanın diğer ucunda hiç tanımadığı bir bireyle tartışma imkanı bulabilmektedir. Bireylerin ilişki biçimini değiştiren pek çok araçtan bahsetmek mümkündür. Televizyon, internet, telefon ve benzeri. Bireyler arası ilişkiler biçimlerini etkilemekte, yapısı gereği bu ilişki biçimlerini şekillendirmektedir. İnternet bunlar arasında neredeyse en etkili olan araçtır. Günümüzde bedenin bir uzantısı, parçası haline gelen bilgisayar, internet ortamı, cep telefonları, oyun konsolları, iPod veya avuç içi veri bankası kayıtlayıcıları ve iletişimcileri diğer bir deyişle tüm dijital teknolojiler yeni medya başlığı altında toplanabilir. Yeni medyanın geleneksel medyadan gazete, radyo, televizyon, sinema ayırt edici temel özellikleri etkileşimli ve multimedya biçimine sahip olmasıdır. Dijital kodlama sistemine temellendikleri için çok fazla miktarda enformasyonu aynı anda aktarabilme ve kullanıcılara geri dönüşümde bulunabilme olanağına sahiptir. Dolayısıyla enformasyonun düz çizgisel iletiminden hipermetinselliğe geçilmiştir. Yeni medyanın etkileşimsellik özelliği, iletişim sürecine iletişim uzamında karşılıklılık ve çok katmanlı iletişim olanağı kazandırmıştır. Artık yeni medya gündelik yaşantımızda geleneksel medyanın kapladığı yeri ve zamanı almakta ve yaşamın akışının doğal bir parçası haline gelmektedir. Yeni medya araçları bireylere yorum yapma, bilgi edinme, öğrenme, uzman desteği alma, örgütlenme, çevrim içi grup topluluk ve cemaatlere katılma imkanı tanımaktadır. Özetle, gelişen teknolojiler, yeni medya ve internet kullanımı bireyler arası iletişimde sınırların büyük oranda ortadan kalmasına neden olmuştur. Bireyler bu süreçte bilgiye daha kolay erişme ve paylaşma ve kendilerini farklı mecralarda tanıtma, ifade etme imkanı bulmanın yanı sıra gündelik hayatta tanışma şanslarının az olduğu bireylerle bile tanışabilme, fikir alışverişinde bulunma ve hem yeni tanışılan bireylerle hem de eski tanıdıklarıyla ilişkilerini sürdürme şansı yakalamışlardır. Bu açıdan bu sürecin bireyler arası iletişime katkısı olduğunu söylemek olanaklı hale gelmektedir. Bireyler Arası İletişim Dersi 7. Ünite Özeti Bireyler arası iletişimde çatışma, çatışmanın tanımı ve bağlamı, yaşamımızın ve gelişimimizin doğal ve normal bir parçası olan ve deneyimlerimizle birlikte daha yapıcı yolları öğrendiğimiz çatışmadaki temel özellik tara arasındaki anlaşmazlıktır ne yapılması ya da nasıl yapılması gerektiği konusunda örneğin yakın arkadaşlar, eşler, iş arkadaşları ya da aile bireyleri gibi aralarında belli bir bağ olan bireyler arasındaki anlaşmazlığın ifadesi olarak karşımıza çıkar çatışma. Her insan farklıdır ve dolayısıyla da farklı amaçlara sahiptir. Eğer bireyler birbiriyle belli bir bağlılık içindeyse bu farklılıklar çatışmaya neden olacaktır. Çatışma Çatışma insanlar birbiriyle anlamlı ilişkiler çerçevesinde bağlı olduğu zaman meydana gelir. Birinin yaptığı diğerini etkiler. İnsanlar amaçlarının uyuşmadığının karşılıklı olarak farkında oldukları zaman çatışma meydana gelir. İnsanlar amaçlarına ulaşmalarına bir müdahale hissederlerse çatışma meydana gelir. Çatışmaya negatif ve pozitif F yaklaşımlar birçok çatışma haksız mücadele yöntemlerini içerir ve büyük ölçüde diğer insana zarar verme üzerine odaklanır. Böyle durumlarda negatif duyguların artması kaçınılmazdır. Çatışma aynı zamanda farklı alanlarda daha yararlı olabilecek enerjinin tüketilmesine de neden olur. Özellikle tara arasındaki iletişim tek yönlü, savunmacı ve güce dayalı olduğu zaman çatışmada kişi kendisini karşısındaki insana karşı kapatabilir. Karşımızdakine karşı duygularımızı sakladığımız zaman da anlamlı bir iletişim ve etkileşimi de engellemiş oluruz. Bu, karşılıklı olarak incitmeye ve kin duymaya kadar gidebilir. Bıkkınlık, güvensizlik, değişime karşı direnme, performans düşüklüğü gibi bazı durumlar da ortaya çıkar. Çatışma pozitif yönde ele alındığı ve bu yönde çaba gösterildiği zaman birçok avantajları olduğu görülecektir. Bu bağlamda çatışma, Koşulları geliştirmede ve harekete geçmede yaratıcı bir kuvvet olarak görülebilir. Çatışmaların bireysel gelişim ve değişim için gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Farklılıkların açıkça tartışılması ve bilginin yeterli bir biçimde paylaşılmasıyla yeni düşünme yolları ve yeni deneyimler kazanılacaktır. Böylece sorunlara farklı bakış açıları ortaya çıkacak, yaratıcılığın gelişmesi sağlanacaktır. Negatif yönde düşünme ve dolayısıyla çatışmadan kaçınma çatışma korkusunu başlatacaktır. Çatışmayı reddetmek ya da çatışmadan kaçınmak da değişim için güçlü bir direnmenin işareti olacaktır. Çatışma biçimleri, 5 tip bireyler arası çatışma biçimi vardır. Her biri kendine özgü avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Rekabet, kazan-kaybet, rekabetçi biçim büyük ölçüde kişinin kendi gereksinimlerini ve arzularını diğerinin gereksinim ve arzularına nazaran daha ön plana çıkarmasını ifade eder. Kişi kendi gereksinimlerini karşıladığı sürece, çatışma başarıyla ele alınmış demektir. Bu çatışma biçiminde, ben kazanayım sen kaybet, görüşü benimsenir. Kaçınma, kaybet kaybet. Kaçınma biçimi kişinin hem kendi hem de diğerinin arzu ve gereksinimlerine kayıtsız kalması durumudur. Sorunla ilgili gerçek bir iletişim ortamından kaçınılır, sorun gündeme geldiği zaman konu değiştirilir ve genellikle hem fiziksel hem de psikolojik ortamdan uzaklaşılır. Bu çatışma biçiminde sorunun çözümü için çok az çaba söz konusudur. Ben kaybedeyim, sen kaybet, görüşü benimsenir. Uyma, kaybet kazan. Uyuma biçiminde kişi diğerinin gereksinimleri için kendi gereksinimlerini feda eder. Temel amaç uyumun devamlılığı ve ilişkide huzurdur. Bir yandan karşıdaki kişinin memnuniyeti sağlanırken bir yandan da huzurun sürekliliğine yardım edilir. Kişinin kendi gereksinimlerini karşılamak daha geri planda kalır. Uyuma biçiminde ben kaybedeyim sen kazan görüşü benimsenir. İşbirliği, kazan kazan. İşbirliği biçiminde kişi hem kendinin hem de diğerinin gereksinimiyle ilgilenir. Dolayısıyla her iki tarafın da gereksinimleri ile ilgili belli bir tatmine ulaşması ve bir şeyler kazanması hedeflenir. Bu çatışma biçimi ideal görülür, iletişimde bir isteklilik vardır. İşbirliği biçiminde, ben kazanayım sen kazan, görüşü benimsenir. Uzlaşma, kazan kaybet, kaybet kazan. Uzlaşmacı biçimde kişinin hem kendi hem de diğerinin gereksinimleri ile ilgili bazı endişeleri vardır uzlaşma orta bir yerde buluşmaya karşılık gelir, başka bir açıdan da sıkı bir pazarlığa ve, ver al, mantığına. Uzlaşmacı biçimde, ben kazanayım kaybedeyim ve, sen kazan kaybet, görüşü benimsenir. Çatışma iklimi, çatışma iklimi iletişim aracılığı ile yaratılır ve daha sonra o da iletişimi etkiler. Jones, 2007 Deutsch'un orijinal kuramına gönderme yaparak çatışma süreçlerini etkileyen rekabetçi ve işbirlikçi olmak üzere iki türlü iklim olduğunu söyler. Rekabetçi iklimin yoğun olduğu yerlerde çatışma işlevsel değildir. Çatışma yönetimi, çatışmayı yönetmek ya da çözmek belirli bir hazırlığı gerektirir. Çatışma çözümü oldukça önemli bir iletişim süreci deneyimidir çatışma, çözülmesi gereken bir sorun olarak görülür ve bu da çok önemli bir hazırlığı gerektirir. Devito, 2009 A, 283 ila 285. John Dewey'sin sorun çözme tekniklerini bu bağlamda bir model olarak uyarlayarak çatışma çözüm aşamalarını ortaya çıkarmıştır. Çatışmayı tanımlamak, hem içerik hem de ilişki çatışmasının tanımlanması, sorunu özel terimlerle tanımlamak, şimdiye odaklanmak, empati, Akıl okumaktan vazgeçme, olası çözümleri incelemek, çözümü test etmek, çözümü değerlendirmek, çözümü kabul ya da reddetmek. Çatışma stratejileri. Bir çatışma içinde insanlar amaçlarına ulaşmak için stratejik planlar yaparlar. Önemli ve zor iletişim olayları strateji yapmayı gerektirir. Bu tür durumlarda strateji doğal bir yanıttır. Hangi tür stratejik plan olursa olsun tararın çatışmanın zorluğu ile ilgili algısına bağlı görünmektedir. Strateji sözcüğü pek çok insan için negatif bir çağrışım yapmaktadır. Bir insanın stratejik olarak nitelenmesi güvenilirliğine zarar verebilir. Bu etikete maruz kalan insanlar manipülatif, uzak durulması gereken ve haksız yere güç sahibi olarak görülürler. Bununla birlikte stratejiler, basitçe, bir olgunun planlanması olarak tanımlanabilir. Bir akışın planlanması birçok çatışma durumunun merkezindeki doğal ve gerekli bir insan etkinliğidir. İnsanlar bir çatışma içinde diğer tarafa karşı bir avantaj kazanmak için strateji geliştirdikleri gibi pozitif sonuçlar ve karşılıklı kazanımlar içinde sık sık stratejik planlar yaparlar. Çatışma durumuna göre stratejiler, önceden planlanmış stratejik eylemler, acil stratejik eylemler ya da geriye dönüp stratejik eylemler olarak düzenlenebilir. Çatışma değerlendirilmesi. Bir çatışmayı bütün olarak değerlendirmek için öncelikle tüm sistemin işleyişini değerlendirmek gerekmektedir. Sistem içindeki çatışma ile ilişkili olarak yinelenen örneklerin saptanması ve genel sistemin işleyişine bireysel katkıların belirlenmesi de diğer önemli adımlardır. Çatışma ile ilgili düzenlemeler. İçten dışa çatışmanın değişimi. Çatışma içindeki bireyler çatışmayı değiştirmek için üç temel seçeneğe başvururlar. Diğer tarafı değiştirmeye çalışma bu doğal bir sonuçtur, genellikle çok başarısızdır. Kişi kendince iyi nedenlerden dolayı bir tavır alır ve kendine uygun seçeneklerini tercih eder. Diğer taraf da aynı şeyi yapar. Birinin yaptığı diğer tarafa mantıksız gelir. Her iki tarafında birbirini değiştirme çabası karşı karşıya gelir. Çatışma koşullarını değiştirmeye çalışma, eğer taraflar sınırlı kaynakları arttırabilirse, problemli bağlılığın doğasını değiştirirse, farklı amaçlardaki algıları değiştirirse ya da çatışma unsurlardaki diğer değişiklikleri yaparsa bir çatışmayı değiştirmek mümkün olabilecektir. Kendi davranışını değiştirmek, bu genellikle en zor olanıdır ve paradoksal olarak çatışmayı değiştirmek için en başarılı yoldur karşı tarafa yönelme, konuları yorumlama, güce karşı tepki ya da kişinin kendi çatışma sürecindeki gerçek değişiklikler ilişkideki çatışma unsurları üzerinde derin etkiler yapacaktır. Bireyler çatışmanın yoğunluğu, yıkıcı stratejilerin kullanımı, eşit olmayan güç gösterileri, haksız hedefler, küçültücü ve verimsiz tarzlarla ilgili kendilerini disiplin altına alabilirler. İçinde bulunulan çatışma değerlendirildikten sonra öz düzenleyici teknikler kullanılabilir. Taraardaki değişim tüm sistemi etkiler. Dıştan içe çatışmanın değişimi, birçok çatışma üçüncü taraf kullanımını gerektirebilir. Üçüncü taraar biçimsel ya da biçimsel olmayan nitelikte olabilirler. Bu kişilerin çatışmaya müdahaleleri çatışmaya verimli deneyimler kazandırabilir. Süreç müdahale gereksiniminin belirlenmesi, müdahale için karar verme ve müdahale temsilcisi (üçüncü taraf) olarak rolün müzakeresiyle başlar. Bundan sonraki aşama çatışmanın değerlendirilmesidir. Belirli çatışma dinamikleri anlaşıldıktan sonra da yardımcı olacak müdahale taktikleri planlanabilir. Üçüncü taraf müdahalesi mükemmel iletişim becerilerini kullanmayı, süreci kontrol etmeyi ve çatışma unsurları dönüşümünü kapsar. En yaygın biçimsel müdahale tarzları karar verme, hakeme başvurma ve ara buluculuk yöntemleridir herhangi bir başarılı müdahale taraflar arasındaki ilişkiyi değiştirecektir ve içerik sorunlarını çözecektir. Bireyler arası iletişim dersi 8. ünite özeti. Bireyler arası iletişimi geliştirme biçimleri. Bireyler arası ilişkileri düzenleyen ilkeler. İnsan davranışlarını yönlendirmede temel ilke, davranışlar ne akla uygun olursa, ilişkilerde anlamlı bir uyum, güzellik, zarafet sağlanabilir biçiminde ifade edilen ilkedir. Bunun yanı sıra konuşma, dinleme, sorun çözme, kısaca iletişim kurma ve ilgili davranış biçimlerini kapsamaktadır. İnsan ilişkilerini başarıya yönlendirmede konuşma, büyük önem taşımaktadır. Kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, sözcükleri kullanma becerisi, konuşurken takındığı jest ve mimikler, ses tonu bu alandaki önemli noktalardan bazılarıdır. Kişinin konuşma biçimi, karşısındakinin davranışını yönlendirir, onun olumlu ya da olumsuz tepkisine neden olur. Bu nedenle konuşmaya başlama sırasında seçilen sözcüklere özen gösterilmeli, bir eleştiri, bir direktif, bir olumsuzluk ifadesiyle söze başlanmamalıdır. İfadelerin doğru anlaşılması için açık ve net konuşmak gereklidir. Bunun için de karşıdaki kişiyle konuşurken genel ifadelerden kaçınmak ve belirgin ifadeler kullanmak gerekir. Kişiler arası ilişkilerde duygu, düşünce ve istekler somut olarak dile getirilmelidir. Konuşma biçimi bazı kişilerde yoğun eleştirel bir nitelik taşıdığında bu tür konuşmalar insanların istek ve zevklerini kırar ve kişilerin atılım gücünü yok edebilir. Bunu engellemek için eleştiride denge sağlanarak, olumlu ve olumsuz yönler birlikte ele alınarak, yerinde, yumuşak, anlayışlı ve hoşgörülü bir konuşma yapılmalıdır. Bu tarz bir konuşma eleştirinin yapıcı etkisini artırabilir. Eleştiri, başka insanların düşünce ve davranışları hakkındaki kendi düşünce ve duygularımızı ifade etmek olarak tanımlanabilir. Eleştiri yaparken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir: Eleştiri yapmanın karşınızdakinin yararına olduğuna inanın. Eleştiri için uygun yeri ve zamanı seçmeye dikkat edin. Karşınızdakini aşağılamayın, gelişmeleri vurgulayın, karşınızdakine ilgi gösterin. Kendi duygularınızı denetim altında tutun. Aldığınız eleştiriden yararlanmaya çalışın. Eleştiri, bir insanın hem kendine dair algısını yıkmanın hem de ilişkileri zehirlemenin en hızlı yoludur. Sürekli eleştiren biri kimse tarafından hoş karşılanmaz, bu tip insanlarla iletişim kurmak tercih edilmez. Eleştiri yapıcı eleştiriler ve yıkıcı eleştiriler olmak üzere ikiye ayrılır. Yapıcı ve yıkıcı eleştiri arasındaki fark eleştiren kişinin tutumundan kaynaklanmaktadır. Yapıcı eleştiri, karşımızdaki kişinin anlattıklarından dolayı onu kırmadan onu eleştirmektir. Yapıcı eleştirinin amaçları şöyle sıralanabilir: Daha iyi olmasına yardım etmek, bir şeyin farkına varmamızı sağlamak, endişe ya da ilgi belli etmek, iletişim kanallarını açık tutmak, fikir ayrılıkları olduğunda havayı temizlemek. Bizi olumlu değişiklikler yapmaya motive etmek. Yıkıcı eleştirinin amaçları ise şunlardır: Can yakmak ya da küçük düşürmek, yönlendirmek ya da kontrol etmek, suçu atmak ya da suçlu hissettirmek, dikkat çekmek. Bireyler arası iletişimde önemli olan unsurlardan biri de dinlemektir. Dinleme, insan ilişkilerini yönlendiren oldukça önemli bir ilkedir. Dinleyen ve anlayan kişiler çevreleriyle uyumlu ve dengeli kişilerdir. Karşıdaki kişiyi dinlemeden, dinlemek yerine söylenen şeyi anlamadan kendi bakış açımızı dile getirmeye çalışmak iletişim ve ilişkiyi kötü etkiler, hatta iletişim ve ilişki üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır. Dinlemek, mesaj alışverişinde çok büyük önem taşıyan bir süreçtir. Bunun nedeni iletişim sürecinde zamanımızın büyük bir bölümünü mesaj vermek değil almakla geçiriyor olmamızdır. Alınan mesajı sonuna kadar dinlemeden değerlendirmeye ve sonuca varmaya çalıştığımızda da iletişim sorunlarıyla karşı karşıya kalırız. Önyargı. Türk Dil Kurumu sözlüğünde önyargı, bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı olarak tanımlanmaktadır. Önyargı, belirli bir durum hakkında önceden bir yargıya varmak demektir. Temelinde mantıksızca sevmek ya da sevmemek olan ön yargı genelde bir tutum olarak ele alınır. Ön yargının iki temel ögesi vardır. Bunlardan birincisi bir kişi ya da gruba karşı olumsuz bir duygunun var olmasıdır. İkincisi ise kişileri tanımadan onları bir grubun üyesi olarak değerlendirmek yani kalıp yargılara sahip olmaktır. Ön yargıların en önemli özelliği insanları bir sınıflandırmaya tabi tutmasıdır. Ayrıca ön yargılar, ön yargının konusu hakkında basma kalıp yargılar oluşturur. Ön yargının bir diğer özelliği ise insanlar arasında sosyal uzaklık yaratmasıdır. İnsanların kafasında, ön yargıdan dolayı tutum nesnesine karşı olumsuz düşüncelerin oluşmasıyla beraber tutum nesnesinden uzaklaşma fikri de oluşur. Ön yargı insanlarda aşağılık duyguları oluşturabilir. Özellikle büyük grupların ön yargıları ile karşı karşıya kalan azınlık grubun bireylerinde aşağılık duyguları oluşması mümkündür. Stereotip, kalıp yargılar. Zihnimiz algıladığı bilgiyi sınıflama ve adlandırma ihtiyacı duymaktadır. İnsanların bu biçimde sınıflanarak genel kategorilere oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplara stereotip, kalıp yargı denilmektedir. Kalıp yargı Özellikle sosyal ve bilişsel psikolojide farkında olmadan kararlarımızı ve seçimlerimizi etkileyen düşünce süreçleri olarak adlandırılmaktadır. Stereotipler değişmeye karşı dirençli, ancak değişme potansiyeli olan şemalardır. Stereotipler, insanları bir takım türlere, tiplere bölmeyi ifade eden zihinsel yapıtlardır. Belli özelliklerin belirli insanlarda mevcut sanılmasını ifade ederler stereoripler iki doğrultuda gelişmektedir. Genelleştirme eğilimine göre, kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini, onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere genellemesidir. Özelleştirme eğilimi, burada, bir ülke, bir grup veya kategori hakkında sahip olduğumuz bir kanaati, bir grup, bir ülke veya kategoriden olan kimseye uygulamamız söz konusudur. Bu, daha çok uygulanan bir eğilimdir. Empatik ve empatik iletişim. Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması empatidir. Empati veya eşduyum, bir başkasının duyguları, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır. Empatinin gelişimi ile ilgili Brian 3 faktör teorisi ne göre Duyguların doğuştan gelmesi, duygular doğum yolu ile kişinin kazandığı özelliklerdir. Genel olarak kişinin uyaranlara verdiği otomatik tepkilerdir. Empati de otomatik olarak verilen tepkidir. Duyguların uyarılma ile meydana gelmesi, duygular çevreden gelen fiziksel uyarılar ile ortaya çıkan ve kişiyi farklı duygulanımlar içerisine sokan otomatik tepkilerdir. Empati de hem otomatik hem de koşullanarak ortaya çıkabilir. Duyguların deneyimle oluşması, duygular kişilerin kendi duygularının bilincinde olması, çeşitli durumlarda ortaya çıkan duygusal durumları tanımlama, düzenleme ve yönlendirme yeteneğine bağlıdır. Empati kişinin duygusal durumunu yönlendirme yeteneği ile ilgilidir. Karşıdaki kişiyi anlamak, empatik iletişimde esastır ve süreç bunun üzerine kurulur. Bu süreç içinde üç önemli öğeden söz edilebilir. Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız gereklidir. Empati tanımındaki son öğe ise empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır. Empati, dışımızdaki insanların inançlarını, duygularını, düşüncelerini kendi yaklaşımlarımızı dahil etmeden anlayabilmek, başkalarını okuyabilmek olarak tanımlanabilir. Empati de, dinlemesini bilmek işin en önemli bölümüdür. İnsanlar günün %70'ini iletişim kurarak geçirir, bunun %45'i ise dinlemeyi kapsar. Empati kurmanın yararları şöyle sıralanabilir. Empati yapacağımız kişiye içten davranmalıyız. Bu durum onu bize yakınlaştıracaktır. Empati ve iletişim, sözden önce davranış, bakış ve jest, mimiklerle başlar. Buna dikkat ederek iletişime yönelmek gerekir. Yanlış anlaşılma anlama durumunda karşımızdakine bunu düzeltmesi şansını vermeliyiz. Böylece uzun bir yanlış anlaşılmanın yükünden ve oluşturacağı muhtemel sıkıntılardan kurtulmuş oluruz empati karşımızdaki hakkında daha fazla şey öğrenmemize olanak verir. Dostluklar iyi empatilerin ürünüdür. Dostluk çemberinin gelişmesi sürekli empati ile mümkündür. Dinlerken, konuşan kişinin, olduğu gibi kabul edildiğini hissettirerek güvenini kazanır ve kendini bize daha yakın hissetmesini sağlamış oluruz. Anlamak rahatlatır ve öfkemizi azaltır. Yanlış anlaşılmalar empati aracılığıyla azalınca öfke de azalır, hatta yok olabilir. Empati önyargılarımızın azalmasına neden olur ve bir dizi yanlışı engeller. Kendimizi daha iyi hissetmek kurduğumuz iletişim ve empatinin kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Hayatımızı sevimsiz kılan anlaşılamama, anlatamama duygusudur. Empatiyle bu sorun aşılır, aşılabilir. İçe kapanık olmamız, kendimizin dışındaki hayata kapıları kapatmak demektir. İletişim ve empati ile dışarıyla daha sağlıklı alışveriş yapma olanağı buluruz. Bireyler arası iletişimi geliştirme, bireyler arası iletişimde bir ilişkinin analizi önemlidir. Bir ilişkiyi analiz etmek demek o ilişkiyi farklı bakış açılarından incelemek ve izlenebilecek en doğru yolu bulmak demektir. Bir sosyal ilişkinin analizinde şu önemli aşamalar vardır. İlişkinin sınırlarını doğru belirlemek, diğer kişilerin ilişkiden beklentilerini göz ardı etmemek, diğer kişiler hakkındaki izlenimlerinizi gözden geçirmek, diğer kişilerin sizin hakkınızdaki izlenimlerinin ne olduğunu anlamaya çalışmak, olağan dışı durumları incelemek, ilişkinin amaçlarını belirlemek.